Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz her sabah aynı şeyi söylüyorum. Gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434, 0212-363-0434 numara telefonda çık olduğunu söylüyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii günün öne çıkan başlıklarına baktığımız zaman gündemde birinci sırayı Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Kayseri Spor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray alıyor. Galatasaray biliyorsunuz Alanya Spor'un arkasından üst üste ikinci yenilgisini alırken galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Son 4 haftada kazanabileceği 12 puanın sadece ikisini annesine yazdırdı. Dünkü maça baktığımızda karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede ev sahibi takımın gollerinin 2 tanesini tiyan biri penaltıdan, öbürkünde Emrah Başsan'dan geldiğini söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu akşam maçı var biliyorsunuz. Rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybedince Fenerbahçe'de 3 puanı hanesine yazdırmak ve yeniden çıkış yapmak istiyor. Trabzon'da bu akşam liderlik aşkına Konya deplasmanında, Trabzonspor'da galip gelirse liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor mağlubiyetinin ardından bu maçtan çıkaracağımız şeyler şudur. Bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularımızın da yavaş yavaş formayı başka arkadaşlara devretme zamanının geldiğini görüyorum. Böyle bir sonuç beklemedim dedi. Sayın Fatih Terim sizce kimleri kastetti ve Sayın Terim'in yol haritası ne olmalı? Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Sayın Fatih Terim'in öğrencileri bu mağlubiyetten sonra son 4 maçta 10 puan kaybetti. Galatasaray 6. haftada puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötü başlangıcına imza atmış oldu. Bu haberin detayını zaten ajansspor.com sitesinden de okuyabilirsiniz. Sarı Kırmızılar 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Cimbom 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti. Neden bu sonuçlar oluştu? Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Dün Beşiktaş Kulübü Adana Demirspor maçında yaşanan olaylardan sonra, özellikle İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin hareketinden sonra bir bildiri yayınladı. Balotelli'nin hareketlerine ve hakemin maç yönetimine tepki gösterildi. Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketine şiddetle kınıyoruz. Oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi göz yummuştur açıklaması var. Detayına zaten birazdan detaylı olarak okuyacağım, belirteyim. Bu açıklamanın hemen arkasından da Adana Demirspor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Beşiktaş'ta oynadığımız Süper Lig müsabakasının ardından siyah beyazlı kulübün oyuncumuz Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. 3-0 geriye düşmemize rağmen sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına yapılmış en büyük saygısızlıktır diye bir açıklama yapıldı. Detaylarını zaten birazdan geniş bir şekilde başlayacağız. Okuyacağımı belirteyim. İsterseniz ilk dinleyicimizi alalım. Günaydın. 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 Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Faruk. Nasılsın Aygün abi? Faruk Bey iyiyim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok memnunum. Sağ olun, ben de iyiyim. Çok güzel şarkıyla başladınız Aygün abi. Öyle mi? Şarkılar zaten bizim Hakan Bey'in ana kumandada. Hakan Bey'in. Çok farklıydı. Böyle İstanbul'da yağmurlu bir gün var. Biraz çok böyle güzel şarkı. Tebrik ederiz seçimi içinde. Hakan Bey'in tercihleri onlar. Buyurun. Evet. Teşekkür ederiz ona da. Aygün abi, ben Galatasaraylıyım. Ben yıllardan beri Galatasaray'ı takip ederim. Geçtiğimiz sene ortasındaki canlı yayına katıldığımda da söylemiştim. Fatih Terim artık yorulmuş. Mental olarak yorulmuş. Yani
Mesela dünkü maçta ne yapmaya çalıştığını bilen bir hoca yoktu. Niye bazı futbolcular yedeğe çekti? Bence Fatih Terim kendisi de bilmiyor. Fatih Terim kadroyu gençleştirdi. Bence bu gençleştirmenin üzerine kendisini de gençleştirseydi. Yani bir Okan Buruk gibi örnek veriyorum. Hamza Hamzoğlu gibi birine de koltuğunu devretseydi kadroyu kurduktan sonra bence çok büyük bir başarı gelirdi onun ardından diye ben düşünüyorum. Tabii şahsi düşünce. Farklı bir görevi mi alsaydı diyorsun? Yani, tabii. Bir isim yetiştirme anlamında ne bileyim yani böyle biraz daha tribüne çıkıp farklı bir misyon sportif direktörlük gibi veya farklı başka bir isim bilemiyorum şimdi. Galatasaray'ın futbol aklı. Gibi. Öyle söyleyeyim. Gibi. Tabii. Tribün olacak kadroyu kurduktan sonra getirecek Okan Buruk'u örnek bazında söylüyorum. Kendisi Galatasaray'da gene görevde olacaktı. En tepede yani karar olarak karar meclisi de kendisinde olacaktı yönetimden sonra. Başkandan sonra izleyecekti. Nerede yanlış var? Çünkü Fatih Hoca bu tecrübe, birikim, yetenek, kabiliyeti her şeye sahipti. Teknik direktör. Ben öyle olsa Galatasaray için çok daha mantıklı olacağını düşünüyordum. Çünkü Aygün abi yorulmuş. Gerçekten çok yorulmuş. Suratından da belli, hareketlerinden de belli. Dün mesela çıkardığı kadroya bakıyorum. Halil Dervişoğlu yok, Berkan yok, Çikildağ yok. Niye yok diye sorsa bir basın mensubu cevap bile veremez. Ne yaptığını kendisi de tam çok bilmez. Erken rotasyon yapıyor olabilir mi? Rotasyonu çok evet. Fazla erken, yani geçen hafta rotasyon yapmadığı için pişman olduğunu belirtmişti. Bu dönemde de biraz hakikaten 3 tane çok önemli ismi İstanbul'da bıraktı. Götürmedi. Asfere'de evet. Götürebilirdi. Niye götürmemiş anlamışa değilim yani. Hadi bıraktın. Ona tamam saygı duyuyorum. Morutan'ı niye ilk 11'de başlatmadı dün? Yani Morutan'ı başlattığı zaman da devre arası da çıkartıyor. Çıkartıyor. Yani Morutan'ın 90 dakikalık bir performansını daha göremedik. Göremedik. Bir de şu var. Aygün abi futbolcu da küsüyor bu sefer. Futbolcu da kendine özgüvenini kaybediyor. Artı parantez. Ben Fatih Terim'in Babel'e olan ısrarını hiç anlayamadım. Hiç anlayamadım yani. Babel de o kadar ısrar ediyor ki ya tamam Babel artık takma faydası yok. Belli. Başka futbolcuları dene. Alttan çıkar bir futbolcu onun yerine. Onu dene. Hiç olmasa belki verim alabilirsin. Benim şahsi düşüncem bu. Peki. Ondan sonra bir de çok kısa milli takım teknik direktörü için şey söylemek istiyorum. Keşke Türkiye'den bir teknik direktörle devam edilmiş olsaydı. Yani hiçbir Türkiye'de bir 4 hafta idare edebilecek teknik direktörü yoktu da. Ta Almanya'da 2. lig veya 3. 4. ligde görev yapmış bir hocayı getirdiler. Hiç anlayamadım. O da zaten şu anda bu hafta ara maçları o izleme yerine Lille'de Burak Yılmaz'ı izlemeye gitti. O da ayrı bir... Yani bir de şöyle bir şey var Aygün abi. Gel desek şimdi ligimize yabancı hakem getirelim desek. Federasyon ya bizim hakemlerimiz varken ne yapacağız yabancı hakemi der. Ama Türkiye milli takımı Ay Yıldızı formanın başına yabancı bir teknik direktör geldi. Hesabını sen yap yani. Varken peki. Düşün. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkür. Sağ ol Aygün abi. Sağ ol. Çok mersi. Şimdi biraz saatlerimiz 10.09'u gösteriyor ama bir iki mesaj okumak istiyorum. Ondan sonra da bir kısa araya gidelim. Şimdi dinleyici alırsak kısa tutmak zorunda kalacağız. Ondan sonra da tabii olmuyor. Konuşmalarını da engellemek istemiyorum. Vedat İnalcan. Emrah Bassan'ı tebrik etmek lazım. Çok klas bir gol attı. Balotelli haftanın golü adayını resmen ben de varım dedi. Emrah hakikaten golü de güzeldi. Bir de o ilk dakikalarda bir pozisyon vardı onu da değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin maçı var. Nasıl bir 11 bekliyorsun abi? Saygılar demiş Vedat İnalcan kardeşimiz. Şimdi muhtemel 11'e baktığımız zaman Fenerbahçe'de kalede Altay'ı görüyoruz. Serdar Kim Zalai, onların önünde Osayi, Mert, Gustavo Ferdi, Mesut, Rossi ve Valencia 11 ile çıkmasını tahmin ediyoruz. Tabii bunlar muhtemel 11'ler. Belki son dakikalarda farklı bir 11 sahaya sürebilir Vitor Pereira. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra da telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. 4Mont'tan günaydın. Ben taksici dayı. Galatasaray şu an büyük bir kaosun eşiğinde. Maalesef dün 19 şutun sadece ikisi isabet etmiş. Bu da şunu işaret eder. Antrenman iyi yapılmıyor demiş. Canlı futbol dayı teşekkürler demiş. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz.
Dortmund'a da selamlarımızı iletiyoruz. Kaan Bey demiş ki günaydın Aygün abi. Beşiktaş taraftarı olarak Sergen Yalçın'ın çıkıp Balotelli'den geçmişte yaptığı yorum için özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 8-10 sene önceki video yapılıp Balotelli'ye gösteren kişilerin de Türk futbolundan artık uzaklaşması gerektiğini düşünmekteyim. Öncelikle birbirimize saygılı olmayı öğrenelim. Futbol nasıl oynanır? Bu sadece bir oyun. Keyif almaya bakalım. Bence böyle abi demiş Kaan Bey. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ ol abi, ben İstanbul'dan Davlas Murat. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Sen de hoş geldin abi. Çok teşekkürler, sağ ol. İyi bir tatil geçirdin, ulaşamadık daha bir haftadan arıyoruz sana. Sırt çantana çok sevdim onları. Sırt çantan çok uyumluydu. Çok, ha şeydeki. Sarı lacivertine. Ama alt siyah beyazdı abi, dikkatinizden kaçmadı. Onu da Beşiktaşlı arkadaşlar yazmışlar, şort siyah beyaz diye. Siyah beyazdı, tam çadırı sarı lacivertli. Gözünüzden kaçmadı yani. Kimsenin gönlünü kırmamışsın. Aynen. Bütün herkese sevgilerimi de iletiyorum hakikaten. Totalite döneminde bile mesaj atan bütün dinleyicilerimize özellikle çok çok teşekkür ederim. Buyurun Murat Bey. Abi ben bir iki konuya değineceğim. Buyurun. Şimdi bizim biliyorsun Fenerbahçeliyim ben, Allah'a çok şükür. Şimdi Ferdi ile Osayi sağda solda kanat beki olarak kullanıyoruz da abi, Caner ile Gökhan bunlardan çok mu kötüydü kanat beki olarak sence? Değildi. Yani şimdi hızlı kanat beki dedikleri, yani ileri geri koşabilen, işte yok 60 metre 70 metre koşabilen. Bence Türkiye'de en iyi yapabilecek olan Gökhan'la Caner'di. Doğru. Ya tamam, Gökhan biraz yaşlandı. İşte Caner'in işte biraz daha zamanı vardı. En azından Caner'i kullanabilirdik. O Caner'le ilgili tahmin ediyorum. Yani işte benim plan programımda yoksun falan filan dedi ama pek bana bir inandırıcı gelmedi Vitor Pereira'nın açıklaması. Sistem buysa yani kanat beklerin hızlı olması lazım. Sistemi buysa Pereira'nın. Sisteme uyan iki tane adam vardı. Onu da elinden çıkarttı. Ya sistemi bu değil, ya adamları beğenmedi. Sistemi bu da. Üç stoperli değişik bir sistem içerisinde bulunuyor. Aslında baktığın zaman maçların değişik bölümlerinde kaybedilmek üzere olan maçlarda mesela veya geriye düştüğün maçlarda bu sistemde, bu üçlünün önünde Luis Gustavo var. Luis Gustavo'nun bir özelliği, stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Birçok maçta da oynadı. Yani üç stoperi iki stopere indirip farklı bir varyasyonla forvete ekstra adam alabilirsin. Sistemi değiştirebilirsin oyun içerisinde. Oyun içinde sistemi değiştirebilir ama genelde oyun içinde sistem hemen 3 aşağı 5 yukarı maçına göre de şeyine göre de bana göre hep aynı kaldı. İşte yani 4-1'e dönmedi. Bir maçta sadece son 10 dakika döner gibi oldu ama onda da dönmedi. 3. maç mıydı neydi? Yani bence hiç dönmüyor zaten. Dönmüyor. Bir maçta dönmedi. Galiba 5-3 evet, gibi bir şey oynadık. Evet. Hangi maçta hatırlayamıyorum şimdi ya. 5'liğe döndü bir anda. Deplasman maçlarından biriydi. Yanlış hatırlıyorum. Evet ya, 2. maçta ya 3. maçtı galiba. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir an döndü çünkü. Son 74 ile 90 arası döndü. Ben seyrediyordum maçlarını. Bir de dün bağlanan bir arkadaş vardı. Totemle ilgili bir şey söylüyordu. Bayağı güzel. Hepimizin bir totemi var. Benim de mesela bir arkadaş demiş mesela, totemini söylediği zaman geçerli olmuyor ama totem değil de mesela ben L takımı var. L koltuk gibi evde mesela. Şeyden dolayı hastalıktan dolayı evlere aldık artık yayıncı kuruluşu. Şimdi mesela bir koltukta başlıyorum seyretmeye. Eşim diyor ki, kendisi diyor ki, biraz diyor geze geze diyor, geziyorsun diyor. Mesela koltuğun bir başından başlıyorum. Öbür koltuk 5 dakika koltukta, 5 dakika orada. En son geçen sene hangi maç bilmiyorum. Şampiyonla oynadığımızda son dakikada 2-1 yendiğimiz bir maç vardı. Son 3 hafta kala mı neydi galiba, hatırlamıyorum işte maçı. O maçın son uzatmalarına girmişti. Son uzatmalarda attık hatta golü. Hangi maçtı bilmiyorum. 3 maç. Son 3. maç. Son Sivas maçından önceki maç. Evet, Sivas maçından bir önceki maçtı galiba. Evet. Şey maçıydı. Ankara Gücü maçı. Olabilir. Ankara Gücü maçıydı. En son kendimi lavaboda buldum. Oraya kadar gitmişsin yani. Oturma odası bitti. Artık dedim burada bir şey kalmadı. Gittim lavabodan televizyonun sesini açtım. Televizyonu lavabodan dinliyorum. Eşim geldi, diyor ki sen ne yapıyorsun burada? Dedim sesini duyuyorum. Dur geçme. Peki. Çok teşekkür. Bu kadar abi. Sağ ol. Hoş kardeşim. Tekrardan. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok mersi. Sağ olasın abi. Dün tabii o totemle ilgili hakikaten yayın sonrasında da çok fazla mesajlar geldi. Sevgili kardeşimizin yapmış olduğu totem dinleyiciler tarafından da, hatta abi yayının içerisinde çok fazla güldük diye falan söylediler. Hakikaten totem, hakikaten ben de yapıyorum. Yani hepimizin yaptığı totemler var. İşte evde koltuk değiştirmeden tut. Yani ben maç izlerken artık önümde sehpa olmuyor. Bazen
Hepimiz yapıyoruzdur zaten bunu. Pozisyon içerisinde sanki o pozisyonda biz varmış gibi topa vuracak gibi yapıyoruz. Ondan dolayı ben mesela maç izlerken benim önüm biraz daha boş oluyor. Çünkü o an ayaklarımız biraz daha hareketli oluyor. Mesela ayakta izlediğin zaman da sanki böyle kafayla vuracak gibi oluyorsun. Onu da söyleyeyim ama herkesin bir totemi var. İşte dün bir dinleyicimiz o çok güzeldi. Mesaj attı. Bunu hatta okudum dinleyicinin mesajı. Şimdi isim aklıma gelmiyor. Yanlışça söylemek istemiyorum. Biz diyor kafede izliyoruz diyor. Ama kafede izlerken arkadaşlarımız izlerken diyor, el ele tutuşuyoruz izliyoruz diyor. Öyle bir totemimiz var diyor. Bu sefer diyor kafede diyor biz herkes yanlış bakmaya başlayınca diyor bu totem de biraz diyor sıkıntı yaratmaya başladı diyor. Düşünsene 5 tane 6 erkek yan yana el ele tutuşarak maç izliyorlar. Hakikaten o kafeye ben de gitsem böyle bir görüntü görsem biraz değişik bakabilirim. Günaydın. Günaydın. Aygün Bey merhaba. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Bursa'dan ismim Ergin benim. Buyurun Ergin Bey, hoş geldiniz. Abi ben bir şeyi merak ediyorum da. Şimdi mesela bir iki senedir bu Balotelli transferi vardı. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Balotelli transferi vardı geçen sene, doğru. Aynen. Bu Balotelli olayında Beşiktaş'ta olsa bile yine aynı hareketi yapılacak mıydı acaba? Ben çok merak ediyorum. Ama Balotelli yani geçmişine baktığın zaman yani bu tarz davranışları olan zor bir futbolcu. Zor bir futbolcu. Yani o dönemde sadece Beşiktaş'a değil diğer kulüp birkaç kulübe daha teklif edildi Balotelli. Ama çoğu kulüp pek sıcak bakmadı bu hareketlerinden dolayı. Ya sıkıntılı bir insan onu biliyoruz da ama bu Adana Demir taraftarı da doldurmuş galiba yani. Taraftar yani, değil tahmin etmiyorum ya. O video gösterilmiş yani bugün gazetelere baktım işte daha önceden videoyu görmüştü de bir ses geliyor sizin oradan herhalde tahmin ediyorum. Videoyu görmüş de ona göre işte kinlenmiş de intikamını almış tarzı yurt dışı kaynaklı haberler var ama tahmin etmiyorum. O videoyu izlemesi Balotelli'nin mümkün değil. Yani Kanal Türk'te bundan 9 yıl önce 9-10 yıl önce Sayın Sergen Yalçın'ın yorumcu olarak katılmış olduğu bir programda Balotelli ile ilgili bir görüntü gösteriliyor. Sergen Hoca da belki biraz ağır olabilir. Bir yorumcu açısından ağır olabilir. Bir futbolcuya beyni yok demek biraz ağır olabilir. Öyle bir cümle kullanıyor. Yani ondan sonraki sürece baktığınız zaman Sergen Hoca zaten o konuşmayı hatırlamıyor. Yani maç sonundaki yapmış olduğu açıklamaya baktığınız zaman Sergen Hoca o dönemdeki konuşmayı hatırlamıyor. Yani unutmuş. Üzerinden 9-10 sene geçmiş. Bazı insanlar ben bile bazen ne dün bile ne edimizi unuturuz yani. 10 sene önceki konuşmayı bence maçtan bir gün önce veya maç günü veya maçtan bir hafta önce bilemiyorum tabii. Sosyal medya ekipleridir bunlar genellikle videoları izletenler. Tahmin ediyorum sosyal medya ekibi izletti. O da bu görüntüler karşısında bu hareketi yaptım. Alo. Alo. Ha, duyuyorsunuz değil mi? Aynen abi duyuyorum. Şu konuya değinmek istiyorum. Irkçılık muhabbeti yapılmış. O yanlış. Galiba. O çok yanlış. Yani ben maçtan sonra... Diyorum. Aynen buyurun. Ben Beşiktaş tarafların öyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü sahip çıkan... Yani bizim Türkiye'de öyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Bir de Beşiktaş'ın üstüne oynadıklarını tahmin ediyorum ben. Neden dersiniz? Bakıyorum 90+5'i veriyor Ali Palabıyır. Ama 90+7 uzuyor ve Rozier'e faul yapılıyor, Montero'ya faul yapılıyor ve VAR'a gitmeyen bir hakem görüyoruz bu maçta yani. Ben öyle görüyorum. Şöyle söyleyeyim onunla ilgili Sergen Hoca gidiyor konuşuyor yani niye 2 dakika uzattın diyor oyunda duraklama ve sakatlıktan dolayı uzattım tam süresine bitirdim diyor. Beşiktaş'ın yediği 3. gole baktığımız zaman dün de söyledik zaten şunu söyleyeyim Rıdvan Hoca da söyledi bütün hakem yorumcuları da zaten bunu söyledi. O yenilen golde yani Beşiktaş'ın yediği 3. golde 2 ayrı pozisyonda da faul var. Hem Balotelli'nin ilk andaki havaya çıkarken ki Beşiktaşlı futbolcunun üzerine basarak hava topuna çıkması bir kere baştan başına faul. İkinci de kaleye top girerken ki yapılan Beşiktaşlı futbolcuları yapılan hareketinde faul olduğunu söylememiz lazım. Burada tabii VAR niye devreye girmiyor? Şimdi sahanın hakimi hakem. O ne derse olur. Yani VAR belki uyarmıştır. Bu pozisyona bir bak sıkıntılı veya faul gördük hocam demiştir. Hoca da orada ben kararımı verdim. Ben faul görmedim demiş olabilir. Onu tabii konuşmaları bilemiyoruz. Ama tabii sahadaki kararı veren kişi hakem. Yani ister VAR'a gider ister gitmez. Bazı hakemler bu tip pozisyonlarda kendisi inisiyatifini kullanıyorlar. Tamam.
Teşekkür ederim abi, kolay gelsin. Sağ olun, rica ederim. Ha, demin de söylemiş olduğum gibi dünya basını tecrübeli forvetin Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi konuşuyor. İngiliz Daily Mail gazetesi Mario Balotelli kendisi için beyni yok dedikten 8 yıl sonra Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'la alay etti tarzı haberleri satırlarına yansıtmış. Dediğim gibi yani bu Sayın ben bu şeyi izledim, o yayını çok iyi hatırlıyorum. Yani o dönemlerde zaten bütün hepimiz izliyoruz spor kanallarını. Ara ara işte aynı saatte olsa bile değişmeli değişmeli de izliyoruz. O yayını hatırlıyorum, ben izledim ama ben bile unuttum. Sonradan o yayının videosu çıkınca, yani maçtan sonra, maç bittikten sonra o video çıkınca, o kısa video çıkınca ben hatırladım. Ama tabii izlememe rağmen ben hatırlamadım. Sergen Hoca da hatırlamadı. Hatta şey dedi, yani 50-60 tane futbolcu bize teklif edildi. Balotelli de bunların içerisinde. Ben kendisiyle ilgili şeyi istemediğimi belirttim dedi. Yani orada kırıcı, Balotelli'ye hakaret edici bir cümle kullanmadı. Sadece işte yorumcu söylemiş olduğu bir cümle var. O cümle zaten Balotelli'ye iletilmiş. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Teşekkür ederim. Behren Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun Behren Bey. Saygılar Aygün Bey. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Radyo Tur çalışanları İngilizce'de saygılarımı sunuyorum Aygün Bey. Bir şekilde biz de saygılarımızı iletiyoruz. Buyurun Behren Bey. Aygün Bey, şöyle inanın sizi dinlediğim zaman ilk önce bir kere enerji alıyorum, onu da söyleyeyim. Çok teşekkürler. Bugün sizler de bağlandığınız zaman, sizler de bağlandığınız zaman, sizin nezdinizde bizi dinleyenler bağlandığı zaman, o güzel yorumları yaptığı zaman da bizler de ayrı bir enerji alıyoruz, onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Aygün Bey. Aygün Bey, yaklaşık 7 sene 8 sene önce gene ben Radyo Spor dinleyirken o zaman Atilla Gökçe büyüğümüzle İlker Duralı bir program yapıyordu. Hatırlarsınız. Programa biliyorum da konuyu nereye getireceğini merak ettim Beren Bey. Hatırlıyorum. Şimdi konuyu uzatmayacağım. Şöyle söyleyeceğim Aygün Bey. O zaman ben İlker Duralı'yı çok merak ediyordum. Aygün Bey, sesinden o kadar enerji alıyordumdu. İlker iyi bir arkadaşımdır. Yani... Severim ben İlker Duralı'yı. Buyurun. Evet, evet. Ben de çok severim. Konuyu nereye getireceğim Aygün Bey? Şimdi o zaman ya diyordum bu kadar yani ince, bu kadar kibar, bu kadar nazik. Yani nasıl bu kadar bir insan mütevazi olabilir? Aradan bir müddet geçtikten sonra bir gün televizyonda gördüm Aygün Bey. Bir program yapılıyor. Ondan sonra İlker Duralı olarak baktım. Kafasında saçı yok. Küpeleri de var. Ama o kadar yerinde bir şeyleri, analizleri var ki, o kadar sevimli birisi ki. O saç yok şeyini niye oraya sıkıştırdın anlamadım. Şimdi İlker inşallah bizi, İlker'i şimdi, çok severim. Şimdi konuyu İlker... başka şeye size getireceğim Aygün Bey. Bana buyurun. Sonra Mehmet Ayhan Bey'le onu da merak ediyordum. Onu da televizyonda gördüm. Ondan sonra en sonunda Aygün Özipek hani siz olarak. Bunların arasında Aygün Bey, mesela ben çok bunların konuşmalarından, bu üçünüzün de çok elektrik alıyordum. Ama en karizmatiği siz olarak görünüyorsunuz Aygün Bey. Ha, şöyle diyorsun, şimdi İlker Duralı'da saç yok, küpe var diyorsun, doğru mu? Evet. Bende saç var, orada. Oradan mı bağlandık? Ondan sonra Mehmet Ayhan Bey'den de yani biraz daha fiziği şey. Ama sizin hem fit hem de Fenerbahçeli olarak ondan daha karizmatik, peki, daha şeyi, peki, onu öncelikle onu belirtmek isterim çok Aygün Bey. Sağ olun, çok maalesef. Bir de Aygün Bey, ben şöyle bir kısa Fenerbahçe'ye değinmek istiyorum. İnanın Fenerbahçe yenildiği zaman ben üzülmüyorum Aygün Bey. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorum. Neden? Yani ben Fenerbahçe'nin yenilmesine hiç üzülmüyorum. Fenerbahçe'nin ben mücadele etmemesine üzülüyorum. O Sivas ve Başakşehir maçında, özellikle Başakşehir. Ya kardeşim, yani çıkın mücadelenizi verin, hırsınızı sahaya koyun. Yeniliyorsak hiç önemli değil. Yani ben Fenerbahçeli futbolculardan bunu bekliyorum. Lütfen, rica ediyorum hepsinden. Bak, hepsi benden 20 yaş, 15 yaş küçük. Ya sahaya çık, o mücadelenizi verin. Yeniliyorsanız canlı sağ olsun. Hiç önemli değil. Ama mücadele etmeden o maçı kazandığınız zaman inanın bütün Fenerbahçeli kardeşlerim de bana katılacaktır. Biz kahroluyoruz. Yani mücadele etmeden yenildiğimiz zaman biz bunu tarifini söyleyemem ben Aygün Bey. Anladım. Ya ben diyor, bir kaytaki
o ruhu istiyorum. Ben Tuncay Şanlı'daki ruhu istiyorum. Ben Pierre Van Hooijdonk'taki bu mücadele gücünü istiyorum. Bir Ayda şeyini istiyorum. Ya olmaz mı ya? 3-4 tane oyuncuda bu olmaz mı Aygün Bey? Ya ben bunu istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Aygün Bey, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Ali Şimşek, iyi yayınlar Aygün abi. Bence Sayın Fatih Terim futbolcularla ilgili yol haritası çözeceğine kendi yol haritasını çizsin. Sonuç itibariyle bu futbolcuları getiren kendisidir. Zaten çok iyi İtalyanca bildiğini gördük. Umarım buradan kendisi mesajı almıştır demiş Ali Şimşek Bey. Dün Beren Bey işte dedi ya maçtan işte üzülmüyorum falan filan dedi de dün Spor Yazarları Derneği'nde Mesut Yavuz'la, Mesut abi belki benim yaş grubu çok iyi bilebilir, çok iyi bir karikatüristtir. Özellikle Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında çizdiği karikatürlerle çok fazla ödül almış bir kişidir. O da sağ olsun bizlere de ara sıra bizlerin de karikatürlerini çiziyor ve hediye ediyor. Onlarla sohbet ediyorduk Mesut abiyle. Mesut abi şunu söyledi, o da iyi bir Fenerbahçeli. Ya dedi en çok dedi takımın yenildiği zaman üzülmüyorum dedi. Neye üzülüyorsun abi sen dedim yani. Ben dedi Ali Koç'a üzülüyorum dedi. Sayın Başkan'ı çok seviyorum dedi. Çok iyi bir insan dedi. Yenildiği zaman dedi bu kadar özveriyle her şeyini veren bir başkanın galibiyeti görmesi veya şampiyonluğu yaşamamasına üzülüyorum dedi. Bu da tabii ayrı bir yorum. Onu da bir araya söylemek istedim. Günaydın. 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 Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar Aygün abi. Ben Cemil. Sabahtan beri sana gülmekten kendimi... Hayırdır anlayacağım. Cemil Bey? Abi Serdar kim ya? Serdar kim? Anlamadım. Evet, Fenerbahçe'deki Serdar kim? O ne demek? Kim o ya? Ya şimdi bir anlatıcınız var, ona güldüm. Şimdi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i... kaleci söyledin, Serdar kim? Şimdi anladım. Serdar kim deyince. Doğru, doğru. Abi ben ince. Yıllar önce ince vallahi iyi yakalamışsın. Serdar kim? Evet, şimdi Güney Kore'de de çoğu futbolcu kimdi? Evet, şimdi doğru. Şimdi bir kere anlatıyor. O zaman İlker vardı herhalde, yanılmıyorsam. Şimdi Güney Kore gol attığı zaman kim attı? Kim attı? Lan biz de diyoruz ki kim attı golü? Evet, futbolcu abi kim? Hayır, yani mesela orada... ki, bizim kimde gol attığı zaman öyle olacak abi. Kim attı? Tam evet, mesela evet. Radyodan dinliyorsan kimi gol attı? Kim attı falan filan, doğru. Güzel, güzel. Ya güzel. İşte bu da sporun güzellikleri gerçekten. Doğru. Ya bunlar çok hoşumuza gidiyor. Abi bir konuya değinmek istiyorum. Buyurun, buyurun. Tam emin olmadığım için bunda herhalde Aygün abi bir yerden araştırır bulur. Deplasmanda en uzun yenilmezlik rekoru kimde? Yani, Aykut Kocaman'la şimdi, Fenerbahçe diye hatırlıyorum o dönemde. Ama bakayım istersen gene. Takım anlamında değil abi, mi? Beşiktaş'tan Galatasaray yani ligi namalip olarak tamamladılar ya. 17 maç yapıyordu o zaman. Hı hı. Ama 17 maçtan önce mağlubiyetleri var mı yok mu ondan emin değilim. Hı hı. Bir de Trabzonspor Konya maçı var. Yani inşallah Trabzon yener. Çok zor bir maç. Konya bize her zaman ters gelen bir takım. Rakip sahada en uzun yenilmeyen takım Galatasaray diyor. Deplasmanda en çok kazanan takım Fenerbahçe diye gözüküyor. Oğlum kaç maç abi? Bir bakayım şimdi, açayım haberi de. Seni dinliyorum, devam et sen. Hı hı. Dinliyorum. Efendim? Seni. Dinliyorum. Devam edin. Siz konuşun, ben de habere bakayım. Bir de abi bu federasyon başkanı bunu en iyi bildiği iş inşaat işi. Bütün inşaat işlerine uğraşsın. Yani, 25 maçlık. 25 maç. 25 maç. Hmm. Anladım abi. Peki. Şimdi, abi şimdi bu Türk milletinden bu kadar alay etmenin hiçbir anlamı yok. Ne anlamda? Yani bu, ne anlamda? Şimdi... Hani Şenol Güneş'le anlaşamadılar, hatalar yaptı, takımı yönetemedi ama Şenol Güneş bu takımla beraber yani kimse sever veya sevmez yani onu beni şey yapmıyor, ben de şey yapmıyorum. Çünkü son zamanlarda çok hata yaptı, gitmesi en doğruydu. Ama şimdi Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli'den başka bu ülkede hiç teknik direktör olmadığının göstergesi. Niye var? Bir sürü teknik direktörler var. Abi şimdi bu kadar teknik direktör varken sen gidiyorsun Almanya yani U21 takımın hocasını. Yani bu millete alay etmekten başka bir şey değil abi ya.
Yani vallahi Sayın Hamit Altıntop biraz daha böyle yurt dışı lejyonerlerin de çok fazla olmasından dolayı, belki de lejyoner futbolcu dedim, yani yurt dışı oynayan futbolcuların çok fazla olmasından dolayı belki bir yurt dışı Alman ekolü tarzı bir şey düşündüğünü tahmin ediyorum. Ama tabii şunu da söylememiz lazım, yani 20-25 hocayla görüştük cümlesinden sonra Almanya U21 takımın hocasının gelmesi de beni biraz şaşırttı. 20-25 evet, hoca abi, ne demek işte, ya? Abi işte, yani Löw tarzı bir teknik direktörle anlaşmış olsan anlarsın onu. Demek ki yani Stefan Kunz senin tercihin değil. Evet değil. Yani değil en son tercih herhalde parası var, yani en uyguna geldi. 1,5 milyon euro anlaşmış. 1,5 milyon euro anlaşmış. Yıllık 1,5 milyon euro. 15 milyon yani. TL. Şimdi bir de geçen de bağlanmak istedim. O gün de bayağı Alman U21 takımında. Alman U21 takımında şöyle söyleyeyim. Aldığı para yıllık herhalde 200-250 bin euro. Hadi 300 bin euro diyelim. Bak U21 takımı diyorum. Bu kadar bile değildir. Daha düşüktür. Bunun 5 katı rakamına geldi. Abi bak en çok yani merak ettiğim ve kızdığım, gerçekten hani Türk milletini enayi yerine koydukları bir şey var. Bundan Türkiye bir an önce kurtulması lazım. Çünkü bu devletin kanalı. Şimdi Aygün Özbek her gün, hafta her gün 2 saat spor yorumculuğu yapıyor bize. Hı hı. Bizi bilgilendiriyor, bir şeyleri değerlendiriyor. Peki de aldığı para 15-20 milyar. İnşallah oradan daha Barış Artı'yla bu o rakam duyurulur. Yani şimdi bu işi, ya bu Barış abi için de geçerli. Doğru. Yani doğru. Şaka yapıyoruz şey, tabii. Şimdi abi bir yorumcu kalkıp da TRT'den 700-800 milyar maaş aldığı zaman... Ama onu yalanladı. Bu size... Bir şey söyleyeyim. Şimdi Rıdvan Dilmen'i ben çok severim. Ve Rıdvan Dilmen'in söylediği her cümle benim için doğrudur. Çünkü ben futbolculuğundan beri tanıyorum Rıdvan Hoca'yı. Hatta şöyle söyleyeyim Cemil Bey, bir hikaye anlatayım ben size. Benim eşim hamile. Fenerbahçe'nin de Bolu deplasmanı var. Ben maça gittim. Eşim de hastanede. Hatta işte dedim ki, o zaman böyle ultrason falan filan çok fazla yok dediğim yıllar, çok uzun yıllar önce. Yani var ama böyle tek tük falan filan böyle. Biz de baktırmadık ne olacak yani, çocuğumuz doğduğu zaman öğrensin dedik. Ben de dedim ki eşime, ya maça gidiyorum. Golü kim atarsa dedim. Bak aynen cümle bu. Golü kim atarsa, eğer oğlum olursa ismini onu koyacağım dedim. Tamam dedi eşim. O maç Bolu Spor Fenerbahçe maçı. Karlı bir zemin. Öğlen saatlerinde oynanan maç. 2 veya 3 civarında oynanan bir maç. Bir penaltı oldu. Penaltının başına Rıdvan geçti. Rıdvan golü attı. Kaleciden döndü. Dönen topu da Rıdvan tamamladı. Ben de kare arkasından bu fotoğrafı da çektim. Takır 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 çektim. Daha sonra da golü Rıdvan attı için ben de tabii oğlum olursa Rıdvan adını koyacağımı söylediğim için döndüm. İşte o sırada çocuğumuz oldu. Kızım oldu. Tabii o zaman farklı bir isim düşündük ama şöyle söyleyeyim. Rıdvan Hoca'yı ta o yıllardan tanıyan bir insanım. Antrenman sahası dışı sakatlığı döneminde beraber olmuş olan bir insanım. Rıdvan Dilmen'in söylemiş olduğu rakamla ilgili her şey net ve doğrudur. Şimdi NTV'de almış olduğu rakamı kimse konuşmadı. TRT'de almış olduğu rakamla ilgili açıklama yapıldı. TRT açıklama yaptı biliyorsunuz. Bunu yalanladı. Rıdvan Dilmen para almadığını söyledi. Bence o konuya inanmamız. Rıdvan Hoca'dan ve bunu kastı Cemil yapanlara Bey. Lanet olsun diyorum. Yani bu, Rıdvan Dilmen açıklama yaptı. Bakın bak bu çok o önemli bir şey. Ben onunla haberim yok abi. Açıklama yaptı. Ben para almıyorum TRT'den dedi. Açıklama yaptı. Ya Rıdvan Dilmen'in zaten, Rıdvan Hoca'nın zaten geliri olan bir insan. Yani şimdi söylemek istemiyorum, restoranları, benzin istasyonları olan bir insan. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım, yani abi, belli bir geliri olan bir insan. Şimdi Rıdvan Dilmen'in söylemiş... Şey ne, amacı ne? İşte karıştırmak diyoruz. Yani bu ülkede kaos yaratmak bunların derdi. Yani şimdi NTV'de almış olduğu rakamı biliyorum. Biliyorum. O rakamı şimdi söylemek istemiyorum. Ama bu rakamı o zaman yazmayanlar, para almadığı dönemde bu rakamları söylemeleri yanlış. Onu söylemek istiyorum. O zaman kaos çıkarmak istiyorlar. Yani gerek yok. Futbolda kaosla alakalı bir şeydir. Yani gerek yok bunlara. Yani bir daha abi son olarak şey söyleyeyim de. Ve TRT de bununla ilgili açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu rakamlar tabii kesinlikle yalandır diye. Anladım. Bu Balotelli olayında bu haberi, yani Balotelli'nin önüne koyan adamı gerçekten yılın
gazetesi ödülü vermek lazım. Yani niye? 7-8 sene önceki bir haberi nereden buldun? Nereden 9 sene önceki. Geldi? Evet, nasıl bir arşiv? Evet, nereden bu aklına geldi de bunu Balotelli'ye sundular. O da geldi, o hareketi yaptı. Vallahi şöyle söyleyeyim. Kanal Türk zaten kalmadı. Böyle biliyorum. Kanal Türk yok. Evet, evet. Kanal evet, Türk'ün arşivinde bile o görüntü yoktur. Ne söyleyeyim? Bak. Hani kapandı gitti. Hani gazete, televizyonların bir arşivleri vardır. Size anlatayım böyle. Gazetelerin de arşivleri vardır. Her günkü gazeteleri arşivlerler. Yıl yıl, ay ay onları arşivlerler. İşte 2017'nin Ocak ayı, 2017'nin Şubat ayı ciltlenir onlar. Konur o gazeteler. Şeylerde de kasetler konur arşiv anlamında. Kanal Türk'ün arşivinde bile ben o kasetin olduğunu inanmıyorum. Açık söyleyeyim. Yani bir şekilde bulunmuş ve verilmiş, izletilmiş şeye. İşte abi yani o zaman da bu işte bir kasıt olduğuna ben öngörüyorum. Çünkü yani size anlattığınız bu olay yani Türkiye'de belki de çoğu sporsever bilmez. Yani arşivleme olayı. Yani ben bildiğim için onda sıkıntı yok ama çoğu insanımız bunu bilmez. Ya bu adam buna nereden ulaştı, nereden koydu bunu önüne de. Yani ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Türk futbolunda kaos çıkartıyorlar. Doğru, doğru. Yani yazık, günahtır ya. Orada ne güzel. İşte bir maç izlediğim zaman hoşumuza gidiyor. Küfürsüz, herkes ahlaklı, güzel bir şekilde oturuyor. Bir bak o hareket şöyle de olabilirdi. Ediyor. Çok daha farklı noktaya da gidebilirdi. Belki o hareketi kulübenin önüne iyice içine girip yapabilirdi. Orada kulübe karışabilirdi. O da olabilirdi. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Çünkü Balotelli hakikaten iyi bir golcü. Fakat sıkıntılı bir golcü. Sayın Murat Sancan zaten hep bununla ilgili açıklamalar var. O cümleleri söylemek istemiyorum. Ondan dolayı bize geldi. Biz bu tip futbolcuları severiz falan filan açıklamaları var Sayın Başkan'ın ama sıkıntılı bir futbolcu. Zor zapt edilen bir futbolcu. Yani çok daha ağır olaylar olabilirdi saha içerisinde. Onu da söylemekte fayda. Evet abi, Allah evet. Şükürler olsun. Yani ben bir Trabzonsporlu olarak iyi evet. Ki yani gidip de kulübede Sergen Hoca'ya kafa atmadı. Cemil abi reklama yani, gitmemiz gerekiyormuş. Dedi. Reklama gitmemiz tamam gerekiyormuş. Abi, çok teşekkürler. Sağ ol. Çok herkese mersin. Sevgiler saygılar. Bir mukabil. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Ha, Serdar Taşkıran, ben şimdi insanların yapmış olduğu istatistikleri de çok merak ederim. Herkes çünkü elinde süreler tutar, kimi pozisyonlara bakar. Serdar Taşkıran demiş ki abi Balotelli kafa vurmadan önündeki Beşiktaşlı tarafından formasından çekiliyor demiş. Şimdi pozisyonu biz izlediğimiz zaman yani ben tekrarlarına baktığımda arkadan görüntüler vardı. O pozisyonda ben gördüğüm kadarıyla tabii Balotelli'nin çekildiğini görmedim açıkçası. Sadece Balotelli'nin havaya çıkarken Beşiktaşlı sporcunun kafasının üzerine basarak yukarı çıktığını gördüm. Rakibin üzerine yığılıyor diyor. Çekiyor ve top içeri girerken iki futbolcu da birbirini çekiyor. Bence faul yok. Ayrıca Batshuayi oyundan çıkarken 45 saniye oyun duruyor. Beşiktaşlı futbolcunun ayağına kramp giriyor. 37 saniye duruyor. Gol 96.2'de geliyor ve maç bitiyor. Yani 2 dakika değil 1 dakika 2 saniye maç uzadı diyor. Serdar Taşkıran bir de demiş ki abi Boluspor'da golü Allah'tan Gerson atmadı demiş. Doğru. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Mert ben, Osmaniye'den. Hoş geldiniz Mert Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Abi Balotelli konusuna değinelim. Fenerbahçe taraftarıyım. Balotelli'nin maç sonu açıklamalarından dolayı kesinlikle şeyde disiplin kuruluna sevk edilmesini şey o yapıyorum. O açıklama değil o şey o. Instagram hesabına Instagram yapmış. Instagram ya da Twitter paylaşımı. Paylaşımından dolayı anladım. Evet abi. Aynı zamanda Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Murat Şahin'in de maç sonunda Adana Demirspor yedek kulübesine saldırdığı için de onun da küfürlü bir saldırı olmuş. Onu Adana Demirspor zaten kulübü yapmış oldu. Açıklamanın içerisinde var onunla ilgili. Onu da birazdan okuyacağım zaten. Murat Şahin ağza alınmayacak ve sözler sarf etmesinden dolayı futbolcumuz biraz daha sakin olarak direkt soyunma odasına gitmiştir diye cümle var zaten. Adana Demirspor'un açıklaması için. Buyurun. Aynen öyle abi. Bir de Balotelli'nin penaltı 3. golünde ben TRT'de izlediğimde hakem yorumcusu TRT'nin İlk o zaten gösterdi. Balotelli'nin çok net bir şekilde forması çekiliyor. Tabii top oyunda mı oyunda değil mi abi onu bilmiyorum. Oyunda değilse zaten tekrar korner tekrarlanması lazım diye biliyorum.
O da penaltı, ilk başta penaltı verilmesi lazım. İyi penaltı verilirse zaten diğer pozisyonlar... Havaya çıkarken mi forması çekiliyor? Abi top oyun aynen havaya kalkmadan önce Montero Balotelli'nin formasını çekiyor. Çok net bir şekilde görüküyor. Hakem yorumcusu TRT'nin orada çok güzel yakalamıştı, göstermişti. Anladım. Peki. İlk yani ilk bir şey yapan da o. İkincisi abi Fenerbahçe taraftarıyım ama Taffarel'in Mustara üzerinde etkisi ne kadar büyükmüş abi ya. Taffarel gitti. Gittikten sonra. Ama Mustara zaten bir o dönem bir sakatlıklar da yaşadı. Tabii bir de ailede kayıplar da oldu. Biraz moral bozukluğu da oldu. Ama tabii şunu söylememiz lazım. Ocak ayında ne değişecek Galatasaray'da? İşte 1 Ocak'ta herkes her şeyi görecek dedi. Çok büyük değişim olacak dedi Sayın Fatih Terim ama bence Galatasaray'ın ara transfer döneminde ben bunu sezon başında söylemiştim. Hatta Beşiktaş'lara da söylemiştim. Ersin iyi kaleci ama mutlak surette Beşiktaş'ın bir kaleci de almaya ihtiyacı var demiştim. Mert Gün'ü aldılar. Aynı şekilde Galatasaray'ın da mutlak surette iyi bir kaleci alması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle abi. Yani 10 seneden beri Mustafa tek başına orayı idare ediyordu. Ama çok iyiydi. Yani bir stoper de yani sadece Türkiye'yi kaleci... damgasını vurdu abi. Aynen. Türkiye'yi damgasını vurdu adam. Şampiyonluklardaki yani... en büyük paylardan biri Mustafa'dır. Evet kimse abi. İnkar edemez. Yani Fenerbahçe taraftarıyız ama adama saygı duyuyoruz. Herkes seviyor Mustafa'yı. Yani taraflı evet. Tarafsız herkesin saygı duyduğu bir isim. Ben bunda Taffarel'in de etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum abi. Adam da forma girmesinde şeyde. Fenerbahçe'ye gelince de Fenerbahçe'de abi başka rakip taraftara filan şeye gerek yok. Fenerbahçe'nin birkaç tane spor yazarı varken Fenerbahçe'nin düşmana gerektiğini olmadığını düşünüyorum. Berisha ilk transfer edildiğinde süper golcü ya nasıl başarı şöyle böyle iki hafta geçti Berisha. Ya Berisha Samatta'dan bile kötü demeye başladı adamlar. Anladım. Üzülüyorum yani. Sabır gösterilmesi gerekiyor doğru daha çok erken. Yani Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bu sezon sabır gösterilmesi lazım ama Fenerbahçe yaklaşık 7-8 yıldan beri sportif anlamda başarısız olduğu için o tahammülümüz yok ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi yayınlar diyorum. Son bir ricam da abi Saadettin Saran Bey'e bizi televizyon başından kurtarsın şu Osmaniye'de bir karasal yayına geçsin de abi ya. Anladım peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler abi. Sağ olun yayınlar. Çok mersi. Abi Karagümrük'ten selamlar iyi yayınlar. Caneri Fenerbahçe'den gönderen adamdan Allah razı olsun. Karagümrük maçındaki Caner'in istatistiklere bakın. Çoğu istatistik zirvede pas yapamaz. Sadece orta yapar diyenler. Top kapamaz. Adam kaçırır diyenler. Karagümrük'ü Caner'i izlesinler. İyi yayınlar demiş. Batu 1926. Fatih Ulk. Kuntz'a laf ediyorsun da aldığı para hakkında Almanya, Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ülkesi kendimizi bu kadar büyük görmeyelim. Dünya futbolunun esamesi okunmuyor demiş Fatih Ulk. Hatta bir dinleyicimiz var. Ben laf etmedim. Sadece aldığı parayı söyledim. 1,5 milyon euro paraya anlaşılmış dedim. U21 takımında almış olduğu para en fazla 150-200 bin eurodur. Onun hadi 300 bin euro aldı diyelim ki mümkün değil. 5 katı rakama geldi imza attı. Günaydın. Günaydın Mustafa Köksal Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Dün ben maçı seyrettim. Galatasaray maçını. Fanatik Fenerbahçeliyim onu da bu ara belirteyim. Bu sene ligimizde şöyle bir durum var. Siz ne diyeceksiniz bilemiyorum. Çok erken rotasyonlar mı yapılmaya başladı? Rotasyon anlamında yok, mı? Yok hayır. İlk 30 veya 45 dakika içinde bu takımlar gol attığında veya böyle berabere gittiğinde daha da hırslanıyorlar. Hele bir gol attılar mı ondan sonra 2-0, 3-0 veya fark açma anlamına çaba sarf ediyorlar diyorsunuz. Evet. Mesela ben bugünkü Fenerbahçe için de söylüyorum. Eğer 45 dakikaya kadar gol atamazlarsa 1-0, 2-0 öne geçemezlerse hele Giresun bir gol atarsa bu maçın da sonucunu çok merakla bekliyorum. Bekleyip görmek lazım. Peki. Eklemek yani görmek lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu acaba yabancı şeyleri de seyrediyorum. Maçları da seyrediyorum. Dün akşam 90+6'da Fransa Ligi'nde Messi'nin takımı gol attı kazandı. Onlarda da böyle bir durum var. Yani süper futbolcular var ama 1-0, 4-0'la maçları bitiremiyorlar. Bir tek Bayern Münih hariç. Onlarda da sıkıntı var. 1-1 bitiyor. 2-1'i zor yakalıyorlar. Ya bu ligin böyle baş tarafı oturmadı.
Ama bizim takımlardaki genel sorun bana göre bir sistem sorunu var. Sistemle alakalı eğer çözüm bulunmazsa istedikleri futbolcuları getirsinler götürsünler, bir şey sonuç alamıyorlar. Son olarak totemle ilgili elimi ayağımı böyle birbirine bağladığım zaman penaltı atışlarında %90 gol olmuyor. Gol olmuyor. O evet. Elinizi ve ayağınızı bağladığınız zaman evet, %90 gol olmuyor. Ve konsantrede olduğumu hissediyorum. %90 o penaltı atılmıyor. Kendime de şaşırıyorum bu ara. Yani İlginç. O şey yani İlginç. Bu totem o maçları da seyrederken salonda düzenimi aldığımda eşime de diyorum lütfen fazla salona gelme. Hele arada 1-0 yeniliyorsa Fenerbahçe beraberse lütfen salona girme diyorum yani. Komşuya git diyorsun. Peki. Ama bu hafta programımızı biraz daha fazla sevdim. Neden biliyor musunuz? Hayırdır? Bu esprili arkadaşlar güzel kaliteli esprili yaparsa programda inanın sizin kadar biz de gülüyoruz buralarda. Peki. Hoşumuza da gidiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olun. De. Bu penaltısın penaltısında da atamayacağını hissettim çünkü el kol bağlama yaptın mı? Verişler. El kol bağlama? Yok, hayır. Ben Fenerbahçeliyim, tutabilir miyim? Hayır, yüzde. Hayır, şimdi. Yok. Kaçınca dedim, kaçınca dedim. Hayır, şeyden dolayı belki spontaneden dolayı bir anda fark etmeden de olmuş olabilir mi anlamda söyledim. Fenerbahçeli olduğunu söyledim zaten de böyle. Oldu. Yok, şöyle oldu. Nefes alışverişlerine bakın siz de izleyin. O normal bir nefes alışverişi yoktu. Yeni girmiş, hırslı. Onun atamayacağını da hissettim yani. Anladım. Hissettim. Onun yerine keşke o takımda iki penaltıcı varmış galiba. Açıklama öyle yapıldı. Hı hı. İkisi de o anda oyunda yokmuş. Ama orada tecrübeli edecek ayağı düzgün futbolcular da vardı. Keşke o genç futbolcuya attırmasalardı. Peki. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize bakın. Yasin Nacak. Merhaba abi, günaydın. Mesut Özil ve Pelkas Valencia sezon başında hazırlık maçlarına çok uyumluydu. Bence bugün ikisi oynamalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesut ve Valencia'nın zaten oynayacağı haberleri hafta içerisinde geldi. Abi bir de merakımı hoş gör. Bu spor kanalında hiç yorumculuk teklifi aldım mı? Aldım. Sezon başı gene aldım. Fakat şöyle bir yapım var. Yani programa çıkmadan önce çıkacağım zaman veya çağrı olduğu zaman mesela ara ara çıkıyorum kanallara. Kim var karşımda diyorum. Çünkü ona göre çıkıyorum. Eğer karşımdaki kişi veya program yapacağım kişilerle uyum sağlayamayacağım yayınlara asla çıkmıyorum. Çünkü o program kalitesi bir anda çok farklı noktalara gidiyor. Yani kaliteli bir yayın izletmek isterken bir anda çok kötü bir yayına doğru gidiyor. Ondan dolayı da biraz bu konuda seçiciyim, onu söyleyeyim. Emre Bağlan, günaydın Aygün abi. Emrah Başsan golden sonra sevinmiyor. Gören de Gökhan Gönül gibi 10 yıl o formayı giymiş sanacak. Alt tarafı 2 maç bile oynamamıştır demiş Emre Bağlan. Kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Adem Göktaş, abi günaydın. Sizin aracınızda Fenerbahçeli oyunculardan bir ricam olacak. Zahmet olacak ama bu maçı alın ve size güvenerek Galatasaraylı arkadaşları çok kızdırdım. Dört gözle akşamı bekliyorlar şimdiden demiş Adem Göktaş. Günaydın. Adem abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ ol abi, ben Ankara'dan arıyorum da. İsim? Rıza benim ismim. Buyurun Rıza abi, hoş geldiniz. Size sallayan Rıza var ya Twitter'dan sürekli. Nasılsınız abi, ne var ne yok? Sağ ol Rıza Bey, teşekkürler. Bu aralar sallama yok galiba, göremedim. Abi ben şimdi böyle bir sesini duymak için aradım. Arıyordum öyle, radyoda dinliyordum. Bir sesini duyayım dedim. Şimdi kapatayım abi. Diyorsun galiba değil mi? Sesini duyayım, kapatayım yok, dedin. Yok. İnşallah bugün Konya maçımız var. Konya'yı bir yenelim Allah'ın izniyle. Ondan sonra bir bakalım, liderliği önce bir alalım. Trabzonspor taraftan. Evet, bugün liderlik maçına çıkıyor Trabzonspor. Aynen işte bu tür maçlar bizim için çok önemli. Bu maçlar almamız lazım ki şampiyonluk için bir umudumuz olsun. Yani doğru. Bugün inşallah başarılı olup alırız. Ben zor bir deplasman ama. Kafama takılan bazı sorular var. Ya Aygün abi, şimdi bu takımda bakıyorsun Beşiktaş'a, bu ligin çok çok üstünde bir takım. Bakıyorum, dün izledim geçen gün maçını, inanılmaz bir takım kurmuşlar.
Ama bu takımdan bunlar bu ligde ne kadar gidebilir ki? Sürdürülme, yani ne kadar sürdürebilirler bunu? Oynayan futbolcularla yedek kulübesi arasında klas farkı var, açık söyleyeyim. Yani 12-13 tane futbolcu çok üst seviyede. Ama daha sonra onların yerine giren oyuncular da sıkıntılar var. Yani bu sıkıntıyı açmaları gerekiyor maalesef. Evet. Kulübe baktığın zaman iyi isimler alındı ama o isimlerin çok iyi bir performans sergilemediğini, hatta performans sergilemediğini söylememiz lazım. Yani çıkan futbolcuyu giren futbolcu aratıyor, o noktaya geliyor. Evet, yani Aygün abi ben şöyle söyleyeyim, 2011'den itibaren yaklaşık olur. Gerçi daha eskiye dönük gitmeye çalışıyoruz da Türk futbolu zaten bitik durumda, hani her yönüyle bitik durumda. Hem her tarafıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, osuyla, busuyla. Ama bu sene gerçekten güzel bir futbol yaşatıyor bize. Beşiktaş özellikle, ben inanılmaz Avrupa'da inşallah başarılı olur. Beşiktaş'ın haricinde Trabzonspor da iyi bir oyun sergiliyor. Ya ben fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Hastayım Trabzonspor'a ama. Yani şuna, bize bağlanan herkes de aynı şeyi söylüyor. Yani bu sezon Beşiktaş ve Trabzon'un çok daha iyi bir oyun sergilediğini herkes söylüyor zaten. Aynen. Şimdi ben bir de bizim taraftan söyleyeceğim Aygün abi. Senin gözlemin tabii çok çok daha önemli. Şimdi bizim takıma bakıyorum. Trabzonspor'a çok güzel bir takım kurmuşlar. Ama sanki böyle biliyorlar, maçı biz 1-0 bitireceğiz, alacağız gideceğiz. 2-0 bitireceğiz, kendimizi çok yormayalım. Hani bu aynı seviyede kalsın. Bu hoca taktiği mi, yoksa futbolcuların bu kadar yeterli olmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Futbolcuların özgüveninden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani bir gol atarız, nasılsa yemeyiz. Yesek bile bir tane daha atarız ama maçı kazanırız havasındalar. Mı? Yani olabilir mi? Mı? Ya da ben hoca taktiği mi diyorum? Hani yok, hoca taktiği değil çünkü yok. Bir ara biliyorsun Trabzon'un en büyük sıkıntılarından bir tanesi çok geçen sene bu sıkıntı yoktu. Trabzonspor çok zor gol yiyordu. Bu sene biraz rahat gol yemeye başlayınca yavaş yavaş oraya da tedbirler almaya başladı. Ben bu sene Trabzon maçlarını çok keyifle izliyorum, açıkça söyleyeyim. Ama bugünkü maç kolay bir maç değil. Konya maçı çok kolay geçecek bir maç değil. Ama tabii Trabzon'da baktığın zaman liderlik anlamında rakiplerin kaybetmiş. Biri berabere kalmış, öbürü kaybetmiş. Büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve mutlak kazanması gereken, liderlik konumuna oturması gereken ve namağlup seriye devam ettirmeyi hedefleyen bir Trabzonspor var. Özgüven var. Kadro çok iyi. Yani baktığın zaman şimdi yani orta sahaya bakıyorsun, Hamsik'i görüyorsun, Bakasetas'ı görüyorsun, Vakayeme, Cornelius, Edgar, daha ne diyeyim, Abdülkadir Ömür. Yani tabii ona da yapılanlara da hoş karşılamıyoruz ama daha sonraki dönemde zaten bir taraftarlara yapılan bir yemek var. Bunlar, yani şunu söylüyorum ya, bir futbolcuyu harcamak çok kolay. Harcamak çok kolay ya, tribün açısından söylüyorum. Tepki göstermek, harcamak çok kolay. O futbolcuyu kazanmak daha zor. Yani bence şunu senin nezdinde, ne olursa olsun o senin futbolcun. Ne olursa olsun o senin futbolcun. Futbolcun maç satmıyor. Elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyorsa o taraftar o futbolcusuna sahip çıkacak. Sahip çıkacak. Tepkini maç içerisinde verme. Tepkini maçtan sonra ver. Ya futbolcu insanların ağlatmaya hakkı var mı ya? Küfür etmeye hakkı var mı? Ya muhakkak tabii yok ama insanlar da şimdi artık 2 yıldır. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Bu bir sakatlık serüveni var. Bir bir şey var hani sürekli. Bu takıma zarar verir. Sen Abdülkadir Ömür'e bağırıyorsun, çağırıyorsun, hakaret ediyorsun, şunu çocuğu ağlatıyorsun. Sadece o mu zarar görüyor? Bütün takım zarar görüyor. Bütün takımın moralini, motivasyonunu bozuyorsun, konsantrasyonunu bozuyorsun. Kulübesine kadar, yedek kulübesine kadar herkesin moralini bozuyorsun. Zaten topçuların açıklamasından etkilendikleri de belli oldu zaten. Ben bunu hep söylüyorum. Açıklama yaptı maçta. Ben, bakın ben bunu günlerdir burada söylüyorum. Ben o açıklamayı okumadım, açık söyleyeyim. Ben Fenerbahçeli bir futbolcularla yapmış oldum. Sohbeti anlattım burada. Abi diyor işte tepki gösteriyor arkadaşlar diyor. Atıyorum X bir futbolcuya. Sadece o futbolcu etkilen, biz de etkileniyoruz diyor. Değil mi? Hepsi futbol etkileniyor tabii ki. Kulübe de etkileniyor. Yedek kulübesi etkileniyor. Hoca da etkileniyor. Hoca da ne yapacağını şaşırıyor. Alayım mı almayayım mı? Aldığım mı daha çok tepki görecek? Almadım mı bu sert tuttukça iyice kaybedecek? Gerek yok ki bunlara. Sadece Trabzon'u söylemiyorum. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Adana Demirspor'u, Rize'sine kadar söylüyorum. Evet. Tepkini maçtan sonra göster. Ha, küfür etmek hakkın yok ki. Islık diyebilirsin. Ya yuh çekip ya yapma. Ama hakaret, küfür, bunlar ağır şeyler ya. Bunlar yapılmaz. Aynen, doğru abi, doğru. Peki, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Aygün abi. Twitter'dan sana sallamaya devam ediyorum. Peki, haberin olsun. Peki. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. Demin onu söyledim. Yani şimdi Fenerbahçe'de Ümit Özat vardı ya. Oynadığı dönemde. Ümit koşuyor. Sevgili Ümit Özat koşuyor. Yandan da bir koşuyor. Bunu hep anlattım. Ben de her yerden anlatıyorum. Ve koşarken de Ümit'e devamlı küfür ediyor. Yani belli bir noktaya kadar küfür ediyor. Ümit geri döndüğü zaman aynı şekilde geri dönüyor. Ona küfürler ediyor. Hakaretler ediyor. Bir maç, iki maç, üç maç. En sonunda dayanamıyor. Yani en sonunda dayanamıyor. Yönetime söylüyor. Yönetim bakıyor kameralardan. Statüçü kameralarına bakıyorlar. Statüçü kameralardan bakıyor. Hakikaten bir adamın biri koşuyor. Bağıra bağıra hakaret ede de koşuyor. Çünkü futbolcunun da moral motivasyonunu bozuyorsun. Bağıra bağıra hakaret ede de koşuyor. Hemen kombinesini iptal ediyorlar. Adamın stadına girişini engelliyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. Yani bir kişiye yapmış olduğun hareket herkesi etkiliyor. Onu anlatmaya çalıştım. Yani Abdülkadir'in o hareketini, onu görmek hakikaten bir futbol sever beni üzdü. Keşke yaşanmasaydı. Bunlar ondan sonra çıkılıyor. İşte biz sana destek vereceğiz. Yemekler. Yapmayın abi. Yapmayın. Statta yapmayın. Bağırmayın. Onu o noktaya getirmeyin. Sonra da oturuluyor. Yemek yeniliyor. O halledilmeye çalışılıyor. Günaydın. Alo. Günaydın. Alo. Tahmin ediyorum hattan dinleyicimiz düştü. Evet. Çok konuşunca bazen hattan dinleyici düşüyor. İki dakikadır konuşuyormuşum. Erkan Çiftçi. Dimette il signor terim. Belki anlar görür duyar diye İtalyanca yazıyorum. İstifa et sayın terim demek. Seviliyorsun Aygün abim demiş Erkan Çiftçi. Dimette il signor terim. Ben de bilmiyordum İtalyanca. İnşallah bu anlama geliyordur. Bilmiyorum çünkü. Günaydın. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın. İyi, iyi günler Aygün Bey. Merhabalar. Merhabalar. Eskişehir'den arıyorum. İsmim Hidayet. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Hidayet. Hoş geldiniz. Bu 95-96 sezonu muydu? Fenerbahçe bir genç kadro oluşturmuştu. Aygün diye bir futbolcu gelmişti Fenerbahçe'ye. Manisalı Aygün. O gün de siz onunla röportaj yapmıştınız. Ben o gün fotomaçta. Bravo. Bravo. Fotomaçı gazetesini almıştım. Hatta röportajda da ona demiştiniz. Benim isim de Aygün, sizin isminiz de Aygün, böyle bir diyaloğunuza geçti. Bravo. O zaman ortaokula gidiyordum varla. Her programı dinlediğimde aklıma geliyor. Ara sıra da arıyorum, düşüremiyorum da nasıl. Hidayet Bey, valla helal olsun hafızanız. Hatta başlıkta şöyle galiba. Ortaokula gidiyordum, iyi hatırlıyorum ben. Başlıkta şöyleydi galiba. Aygün, Aygün'e mi anlatıyordu? Öyle bir şey, başlıkta öyle bir şey diye hatırlamaya çalışıyorum ama tam böyle bir cümle de vardı yazın içerisinde. Aygün, Aygün'e... Oturduk, o zaman Umutlar'la gelmişti. İlk maçlarda da iyiydi ama sonradan tutturamadı, öyle hatırlıyorum ben. Doğru. İlk maçlarda bayağı iyiydi. Evet, iyiydi. Sonraları düşüşe geçti. O senesi Fenerbahçe böyle pahalı transfer yapmadı. Herhalde Güven Sazağ'ın dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ali Şen'le başlayıp daha sonra Güven Sazağ'a dönen dönem. Doğru. Sazağ, bütün ikincilikten falan böyle genç futbolcular toplanmıştı ama Osijek dönemiydi herhalde. Holger Osijek. Ona şey göstermedi. Ben şey için ya, bu mini takımın bu yabancı teknik direktör olayını ben destekledim şahsen. Şu ortamda. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi o dönemi çok özür dilerim. Biraz bu dönemle ilgili konuşabilir miyiz? O dönemin tabii kadrosunu hatırlıyor musun? Aygün Taşkıran, bizim Aygün Tarık, Aykut Kocaman. O Boliç. O zaman o dönem İstanbulspor'a gittiydi herhalde. Sonra gitti. Fenerbahçe tamamen o sezon böyle Atkinson, genç futbolculardan kurulu. Defasta Vaganovic falan mı vardı yanlış hatırlamıyorsan? İlker'in dönemi, Mustafa Doğan'ın, Emre Aşık. İlker vardı. Uçeli vardı. Emre Aşık yoktu. Uçeli yok var. Yani 95-96 sezonunda bu kadrolar vardı. İlk dönemlerle ikinci dönemleri karıştırmamak. 93-94. Uçe olabilir ama Emre Aşık yoktu. Emre Aşık daha 95-96'da geldi. Ama benim dediğim, ben 95 diye iddia etmiyorum. 95-96 veya 93-94 veya 96'da o dönemlerde yani. Anladım. 94'ten 98-98'de öyle bir. Ben şöyle hatırlıyorum. Güven Sazağı hatırlıyorum başkanım. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. O dönem yabancı transfer yapılmadı. Pahalı transfer yapılmadı. Şöyle yani, hem o dönemde bir de rahmetli Hasan Özaydın dönemini hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Ertuğrul Sağlam'la anlaştım, alacağım dedi, alamadı filan. O dönemde onun, de mesela doğru. Onun döneminde de evet. Onun döneminde de böyle genç futbolcular toplandı. Hem genç toplandı hem de o dönemde Fenerbahçe'ye gol atan her futbolcu alındı. Hatırlıyor musunuz o dönemi? Şey oldu bak, Bülent Uygun o zaman bol kral oldu bizde. Doğru. O dönem.
Doğru. En iyi yani en faydalı olan Bülent Turgut çıktı ve biz o sezon ikinci bitirdik yanlış hatırlamıyorsam. Mahmut Hanefi şeyin Mahmut Hanefi falan o dönemleri hatırlıyorsun değil mi sen? Recep Bilgin, Servet Çetinlerin. Sakarya'dan gelmişti Mahmut Hanefi. Doğru. Sakarya'dan gelmişti onu hatırlıyorum. Buyurun şimdi milli takıma dönelim buyurun. Ya ben şu dönemde bilmiyorum yabancı teknik direktörün gelmesini destekliyorum. Hatta çok bilmişlik yapmayalım da şu Ümit Milli Takım ve genç milli takımların 3-4 yıllığına bu Alman Hollandalı altyapılardan tecrübe edinmiş bunu, teknik direktörlere verelim. Aynı sen, vallahi verelim. Doğru. Eğer sen Alman ekonomi döneceksen diyorsan doğru söylüyorsunuz. Elimizdeki vadeden genç teknik direktörle sağdaş bir falan böyle bunlar isimler Avrupa'da eğitimlerini falan tamamlasınlar. Ondan sonra biz bunları yani bu işi kabul edelim. Bu işin doğanın bir şeyi, gerçeği, kanunu. Kanunu. Hı-hı. Her zaman işi eğrine vereceksin kardeşim. Bizim teknik direktörlerimiz kötü demiyorum ama 3 maçı iyiyiz, 4 maç kötüyüz. Türk futbolunun sistemsizlik gibi bir sıkıntısı var. Aslında gençlerimiz pırıl pırıl çok iyi ama bir sistemsizlikten kurban oluyoruz. Lütfen yetkililer kimse bu Ümit Milli, Genç Milli bunların başlarına özellikle Hollanda ve Almanya diye ben düşünüyorum. Bunlar daha disiplinli oluyor. Şimdi sistemin konusu getiriyorsan. Alman maçlarını seyrediyorum Aygün Bey bak. Bir takım 3-0 önde kesinlikle defans yap. Demin Holger Osijek dedim biliyor musun? Yapmıyor. Holger Osijek dedim biliyorsun demin. Osijek Almanya'da tek çıkan belki de antrenörlerden birisi. Bir şey söyleyeceğim. Onunla ilgili bir hikaye anlatayım mı? Fenerbahçe antrenman sahası. Derağız tesislerindeyiz. İki katlıdır derağız tesisleri. Alt katta işte hocanın odaları vardır. Şey mi? Antrenman sahasında mı? Derağız. Hayır başka bir şey söylüyorum. Derağız tesisleri iki katlıdır. Üst katta da futbolcuların yatak odaları, yattığı odalar vardır. Onların önünde bir balkon vardır. Balkon böyle geniştir. Genişten kastım yani yan odaya da geçebilirsin. Komple açıktır orası. Evet. Sabah antrenman var 10.30'da ben de çok erken giderim işte orada kahvaltı falan filan yapıyorum derazı tesislerinin orada sabah 8.30 Holger Osijek o ikinci katta balkon kısmına çıktı baştan en sona kadar camlara vura vura bütün futbolcuları tek tek uyandırdı sabahın 8.30'unda saat antrenman 10.30'da 8.30'da uyandırdı hepsini balkona çıkarttırdı aynen bak balkona çıkarttı evet. Alman disiplini işte bu balkona çıkarttırdı böyle bir kendine getirttirdi ondan sonra içeri soktu daha sonra kahvaltı falan filan antrenman başladı Alman disiplini ben işte çok sevdiğim bir ekoldür Alman ekolü eğer sen Stefan Kuntz'u getiriyorsan senin U21'inde Tolunay Kafkas olmayacak. Bak Tolunay Kafkas olmayacak. Bak aslında Ümit Milli Takım'dan başlanması lazımdı bu. Aynen. Teknik değişimine. Orada Tolunay olmayacak. Almanya'da veya Hollanda'da. Tolunay Kafkas'ın bana başarısını gösteremezsin. Aynen. Yetiştiriciliği. Yok. Yetiştiricilik de yok. Başarı da yok. Yok. Yani o ekolden Alman veya Hollanda ekolden bir ekip gelsin şu Türk futbolunu gençlere bir el atılsın. Ondan sonra bizim antrenörler kendilerini iyice geliştikten sonra. Yani bugün mini takım başına yerli olan kimi getirdiniz? Diyelim ki bu adam gelmedi. Kimi getirelim? Hikmet Karaman gelse bir tartışma. Yılmaz Buray gelse ayrı bir tartışma. İşte Aykut Kocaman gelse ayrı bir tartışma. Bence şu anda gerçekten en uygun böyle başarıya aç. İşte Lukasku tipinde şu bu onlardan. Ha, onun açısından da kariyer adam, açısından önemli. Çünkü Löw çok başarılı olduğu için U21 takımda kalmış olan bir Steven Kunz var. Belki Löw başarısız olsaydı Kunz şu anda Alman milli takım başında olabilir. Farklı bir noktaya gelebilirdi. Bu Türk milli takımı, Alman milli takımına Steven Kunz'u getirmek belki burada çok büyük başarı yaparsa ileriki dönemlerde belki Almanya Alman milli takım başına tekrar geçebilir. Ya şunu demek istiyorum. Doymuş insanın gelmesindense böyle başarıya aç susamış bir insanı getirmek. Gelmesi daha uygun. Şu Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımların başına da bir an önce bu işten bilen, anlayan Alman, Hollanda ekolünden bir hoca getirirsin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra artık telefon almıyoruz. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Hem bir Galatasaray bağlantısı yapacağız. Ondan sonra da biliyorsunuz Fenerbahçe ile ilgili ben zaten burada detaylı bilgiler aktaracağım. Bir de Trabzonspor'un bu akşam maçı var. Liderlik maçına çıkacak Trabzonspor. Trabzon'la ilgili son dakika gelişmelerini alacağız. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipekli Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz de 11.13'ü gösteriyor. Yayın başında da söylemiştik. Son 32 yılın en kötü başlangıcına imza atmış Sayın Fatih Terim'in öğrencileri. 4 maçta 10 puan kaybetti Galatasaray. Galatasaray neden bu kadar ağır bir yara içerisinde? İsterseniz Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şen'in hattımıza. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi Aygün ne kadar iyi olursak o kadar iyiyiz işte. Seyrediyoruz maçları. Hı-hı. Yorumları dinliyoruz. Bilmem neyi. Yani evet, iyi değil yani. Keyif almıyoruz. Sadece bir tek şey istiyorum. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, milli takımımız inşallah Avrupa kupalarında başarılı olur. Bu hafta içerisinde maçlar var, doğru. Bir tek düşündüğüm o yani. Yoksa Süper Lig'de artık öyle bir yere gelmiş ki büyük takım, küçük takım kalmamış. Herkes herkesi yeniyor. Aslında bu keyifli bir şey değil mi Osman abi? Yani şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maça çıktığı zaman zaten nasılsa kazanacak diyoruz. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi kendi evinde bile 3 büyükler çok rahat bir şekilde, farklı bir şekilde maçları kaybediyor. Yani lige biraz keyif mi geldi yoksa daha mı güzel oluyor böyle, bilmiyorum. Ne dersiniz? Ya sevgili Aykut, Aygün, bu Bülent Korkmaz. Hı. Fatih Terim'in talebesi değil mi? Evet. Ne oldu Alanya maçı? He. Yani Galatasaray'ın kadrosu Alanya'dan çok mu iyi? Veya çok mu kötü? Yok yani. İyi kadro Galatasaray'ın. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi kadro. Alanya'nın 7 milyon euro bir futbolcuya bonservisleri ödeyebilir mi? Yok. Yok. Sen Nelson'u da aldın. Çiçek'i de aldın. 23 milyon galiba dün Rıdvan Hoca söyledi, tahmin ediyorum 23 milyon euroluk bonservisle beraber bu sene en fazla bonservis bedeli ödeyen kulüp Galatasaray'mış bonservis anlamında. Ya, ödesin isterse 43 milyon euro ödesin. Bu soldaki kim aldırdı? Hepsini. Bana aldırdı. Fatih Hoca kim aldı? Fatih. Şimdi neden şikayet ediyorsun? Doğru. Neden yani? Bu yetkin değil miydi? Buraya gelirken İngiltere'nin en hızlı sahadaki şöyle böyle diyenler kimdi? Kim aldırdı? Hoca aldırdı tabii ki. Şimdi faturayı yetkine kesmenin, ona buna kesmenin bir şeyi yok. Anlamı yok diyorsun. Anlamı yok. Yani şimdi şöyle, taraftar isyan ediyor. Türkiye şartları, herkesin canı burnunda. Herkesin canı burnunda. Adam bin bir zorlukla maça gidiyor. Ve orada hata yapan, vazifesini yapamayan futbolcu gördüğü zaman da tepkisini koyuyor. Ha, artı futbolcuya tepki koyuyor, Fatih Hoca'ya tepki koyuyor. Peki sana bana tepki koymuyorlar mı? Koyuyorlar tabii canım, koymazlar mı? Ha? Aynen, tepki veriyorlar bize. Bizim de ne menfaatimiz var Galatasaray kulübünden veyahut da başka bir kulüpten? Hiç. Futbolculardan daha çok biz tepki görüyoruz. Doğru. Al bugün gelen yorumları oku. Senin ekmeğini diyorlar, Fatih Terim mi veriyor diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Düşünebiliyor musun? Yani inanılmaz kötü, iğrenç şeyler ya. Maalesef. Ya yok, iğrenç şeyler de insanların, herkes canı burnunda. Herkes iyisini, yani bugün askeri ücret alan adam da vazifesini en iyi şekilde yapıyor. O zaman yılda 1-1,5 milyon euro alan ayrılan adamın da vazifesini tam olarak yapmasını istiyor. Öyle değil mi abi? Doğru. Sen ne diyebilirsin o taraftara? Hiçbir şey diyemezsin Aydın. Osman abi. Hiçbir şey diyemezsin. Ne diyebilirsin Aydın? Şimdi bakıyorsun Galatasaray gol yiyor. Abuk sabuk goller. Peki kardeşim, bu golleri yiyor. Hep defansif mi hata? Hep sorun defanstaki futbolcular mı kötü? Bana bunu izah etsene. Peki defansın önüne top sekiyor, geliyor defansın arkasına. Peki senin Galatasaray'da orta saha oyuncuları yok mu? Neden orada müdahale yapmıyorlar? Neden bir Kayseri Spor'un orta sahası defansın önüne geliyor, rakibe şut imkanı vermiyor? Neden vermiyor? Peki sen neden Galatasaray olarak biliyorsun? Yani kim toparlayacak bunu? Şu an takımın başında Fatih Terim. Biraz sonra yazı günüm yazacağım. Yani Ocak ayına kadar diyoruz. Çok diyor. İyi olacağız. Ocak'taki taraftar
şu ortamda Ocak ayını bekler mi? Taraftar bir sonraki haftaya beklemez noktaya geldi. Bir sonraki maça beklemez noktaya geldi. Yani Aygün, yani şaşkınım. Böyle bir cümle niye kullandı Osman abi ya? Ocak ayı cümlesini niye kullandı? Gene bir ara transfer dönemi başlıyor. Gene bir transfer anlamına mı gelecek? Yoksa bir, ne olacak yani? Acaba Ocak ayına kadar puan, bir sürü puan kaybedebilirsin böyle devam edersen. Ocak ayında ne değişecek? Şimdi Aygün, senin futbolcuların hepsi birbirinden kaliteli, kusura bakma. Evet. Senin 3 tane santraforun var. Hangi Avrupa kulübünde var bu 3 tane santrafor? Yok. Böyle bir lüks yok Avrupa'larda, doğru. Her gün aç gazeteyi Jack May'in Fatih Terim kovduğu, sonra kadroya aldı. Son şansı. Jack May gidiyor. Mustafa'nın bonservisi alınmayacak. Mustafa şöyle, Halil böyle. E peki kardeşim, bu şartlar altında bu futbolcular, peki Galatasaray kulübünden böyle yazılar çıkıyor, böyle yorumlar yapılıyor. En ufak bir kardeşim yok öyle bir şey diye bir tepki var mı? Yok, yok. Yok, o zaman futbolcu nasıl etkilenir? Nasıl yani olumlu etkilenir? Nasıl sahaya çıkar, sadece futbolu düşünebilir? Yani ben bilmiyorum, yani oradaki ortamın iyi olmadığını düşünüyorum. Yani Florida'dan futbolcuların oksijen, iyi oksijen alabildiklerini düşünmüyorum. Şu aralar. Bilmiyorum yani. Tam Fatih Terim'e sözümüz yok. Tamam, sen imparatorsun. Daha senin internet taşlarından bir tanesin ama bir taraftar, hiç Fatih Terim de olsan, 50 tane kupa da kazansan, Ocak ayına kadar sana millet vermez. Yani şöyle millet vermez. Yani futbol ister. Mücadele ister. Bu bir gerçek. Ya Şenol Güneş ne oldu? Bir anda gitti değil mi? Evet, bir anda gitti. Şenol Güneş'i oradan gönderecek için güç var mıydı? Görüntü anlamında yoktu. Ama sonuçlar oraya getirdi. Ya Aygun'cum, bu futbolun bir gerçeği bu. Yani sen Alanya Spor'u, dün Hikmet Karaman kardeşim, Beşiktaş'ın istemediği bir mensah yıldız oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin istemediği bir Tiyam yıldız oldu. Karaman yıldız oldu. Galatasaray'ın istemediği Emrah bir gol attı ki Galatasaray'da son senelerde öyle bir gol görmüyoruz. Evet. Neyi konuşacaksın? Yani ne yaptı? Hikmet Hoca hata mı etti yani? Takımını oynattı. Galatasaray gibi. Bülent Korkmaz da oynattı. Bastı. Boş alan bırakmadı. Şunu yapmadı, bunu yapmadı. Galip geldiler abi. Sen de bunu yapacaksın. Sen Galatasaray'sın. Senin 30 milyon taraftarın var. Veyahut da Fenerbahçe. Fark etmez. Yani bunlar olacak. Bunlara alışacağız. Ben eleştirilmem. Şu olmaz, bu olmaz. Böyle bir şey kalmadı artık yani. Doğru. Kimse için kalmadı sevgili Aygün. Doğru. Osman abi, size bir soru soracağım ama bir son dakika gelişmesi var, onu verebilir miyim müsaade ederseniz? Tabii. Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki olaylar nedeniyle iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş antrenörü Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Moreno ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişler. Az önce bir son dakika gelişmesi yaşandı. Şimdi Osman abi, Galatasaray maça gitmeden önce bir kadro açıklandı. Ve kadroya baktığımız zaman Halil gibi, Çikaldao gibi, Berkan gibi isimleri Kayseri'ye götürmedi. Özellikle Morutan gibi, ki Morutan'la ilgili benim de kafamda bir soru işareti var. Niye oynamıyor? Niye 40-90 dakika oynatılmıyor, onu da bilmiyorum. Luyendama mesela çok etkili bir futbolcu ve Kerem'i de kulübeye de tuttu. Kulübeye çekti. Böyle bir rotasyon risk değil miydi? Çünkü arka arkaya kaybedilen puanlar var. Nasıl görüyorsunuz bununla ilgili faturayı yanlış anlamayın, kendi adıma söylüyorum. Ben bu tip kadro seçimlerinde faturayı hocalara keserim. Mağlubiyette de hocaya keserim. Galibiyette de hocaya başarılı olduğunu söylerim. Ama bence buradaki faturanın kesecek kişi böyle bir revizyonla, benim yorumum, Fatih Terim'dir. Buyurun hocam. Sevgili Aygün, 21 yaşındaki futbolcuya sen nesini rotasyon yaptıracaksın? Bana bunu izah etsene. Ya ben de anlamıyorum. Yok yoruldular falan filan. Neyi yorulması ya? Bu adam zaten 20 yaşında. 21 yaşında. İki maç oynayacak. Oynayacak. Sen tabii. Avrupa'daki 17-18 yaşındaki çocuklar oynuyor. Ben her gün sen de ben de kaç tane maç seyrediyoruz Aykan. Evet, evet. Artık Avrupa gençleri döndü. O büyük takımlar. Yani Aygıncığım, bilmiyorum, yaparsın başarılı olursun.
Ama başarısız da olursan seni eleştirdikleri zaman hiçbir şey söyleyemezsin abi. Hiç o futbolcuları oynayanları da kötü atamazsın. Atamazsın. Bir Mustafa kardeşim bu geldiği zaman her yerden topa vuruyordu. Goller atıyor. Ne oldu bu çocuğa peki? Ne oldu? Niye yani, bu kadar yani, düşüş var? Niye bu düşüş var? Deli gibi. Yani bir Jackne bir türlü kendini bulamıyor. Demek ki kendini o takımın bir parçası olarak hissetmiyor. Yani hissettirmiyorlar yani. Bilmiyorum Aygüncüğüm yani aklıma geldi bunlar. Sen futbolcusun. Sen orada bunlar beni istemiyor diyorsun. Bir sürü şeyler duyuyorsun. Cin gibidir futbolcu. Tabii canım fena. Aygün nasıl böyle çıkıp da harikalar yaratabilirsin? Bana bunu izah etsene. Ya şimdi Osman abi bir hafta önce kadro dışı bırakıyorsun bir futbolcuyu. Bir hafta önce kadro dışı bırakıyorsun bir futbolcu. Sonra bu maçta kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsun. Jackne. Aygün parasını Galatasaray Kulübü veriyor. Çok da büyük paralar veriyor. Senin futbolcuyu kadro dışı bırakman, bırakamazsın. Bırakamaz. Sen ondan faydalanacaksın. Sonuna kadar doğru tabii. Benim düşünce tarzım bu. Ha para cezası kesersin, para cezası kesersin, yola devam edersin ama kadro dışı bırak. Bize ihtiyacın varsa. Evet. Galatasaray'ın Jackne'ye ihtiyacı yok mu? Var. Var. Mustafa'ya da var, Halil'e de var. Aygüncüğüm, yani bilmiyorum. Ben Florya'da yeterli oksijen olmadığını düşünüyorum. Katılıyorum. Neden öyle de katılıyorum? Şimdi forvetle ilgili örnek verince aklıma geldi. Mesela Falcao gitti. Gol atmaya başladı şimdi İspanya'da. Ya Falcao bir gol attı. Dün müydü? Evvelsi gündü. Evvelsi gündü. Dün değil evvelsi gündü. Ya defansın arasından fırladı o kafayla. Nasıl attı? Yani adam nasıl maça konsantre olmuş orada? Nasıl takımına konsantre olmuş? Burada yapamaz işte. Burada yapamadı doğru. Falcao kötü çocuk mu? Kötü futbolcu mu? Hayır. Değil. Herkesi cebinden çıkartır. Ben şimdi korkuyorum. Çiçialdo'nun başına bir şey gelecek. Geriye gidecek. Berkan geriye gidecek. Nurutan geriye gidecek. Kerem geriye gidecek. Ben korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Bu kadar para verildi. Bu futbolcuları kaybedeceğiz diye korkuyorum Aygün. Aygün korkuyorum. Doğru. Doğru. Hani bu hocaya neden Ömer oynattın, neden Figuri'yi oynattın, neden Babel oynattın deme hakkımız yok. Onu demem. Hiçbir zaman da demeyeceğim. Ama Aygün kaybediyorsun. Yani bu saydığın futbolcuların bile ben kafasının rahat olduğunu düşünmüyorum. Ne sıkıntı neden? Var Florya'da? Florya'da o zaman ne sıkıntı var? Bunu aslında incelemek, araştırmak lazım. Aygün yeterli oksijen olduğunu düşünmüyorum Aygün. O Aygün o çok önemli oksijen biliyor musun? Doğru, doğru. Çok önemli. Yani ya Berkan 22 yaşında ya. Çiçirden var. Galatasaray'ın olmaz sonmazı orta sahada. Ya adamlar gitmedi yani. Bayağı da götür orada oynama oynatma. Değil mi? Kulübede oturt. Oturt kulübede. Evet yani yok ve... Halil senin, Halil hakikaten senin için önemli bir silah. Halil de götürülmedi. Aygün... Dün orta sahasının Galatasaray'ın halini gördün. Gördük maalesef. Neden yani yarım saatte mi oynayamaz bu çocuklar? Sen neden yani Aygün? Tamam biz Fatih Terim'i eleştirmiyoruz. Ama kardeşim bu da dön hoca bir bak yani. Tamam Ocak ayı diyorsun da biz her zaman bugüne kadar seninle beraber olduk. Sen Galatasaray'a iyi kupalar kazandırdın. Sen Galatasaray'ın temel taşlarından bir tanesine hep saygılı olduk. Herkes, tüm basındaki arkadaşlarım saygılı oldu. Sen de saygılı oldun. Ben de herkesdim. Ama hoca bir de gerçek var ortada. Yani bu sen bu kadar transfer yaptırdın, genç aldın. Lazio maçında Galatasaray bir futbol oynadı. Herkesin ağzını sular attı. Ondan sonra yok. Takımın yok. Osman abi bu Fener'de de ben ara ara görüyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere rakibin analiz edilmediği ortada. Takımın organizasyonlu olmadığı ortada. Forma anlamında adaletin olmadığını görebiliyorum. Taktik, plan, programın olmadığını görebiliyorum. Ve rakip sana baskı yaptığı zaman o savunmayı, o baskıyı kaldıramadığını görebiliyorum. Topu çıkarmaya çalıştığın zaman sıkıntı yaşadığını görebiliyorum. Yani hakikaten üst üste sıkıntılar çok fazla. Ne dersiniz?
Aygıncığım, bu tamam, %100 doğrusu aynı şeyleri konuşuyoruz yani iki takımda da. Aygın ne yapacaksın yani? Şimdi sen takımın yeniliyor, takımın dökülüyor, karşı rakip seni bozuyor, basıyor, senden daha iyi oynuyor. Ne yapacaksın? Yenilen takıma bravo mu diyeceksin? Canınız sağ olsun mu diyeceksin? O zaman yapma bu işi. Yapma bu işi abi. Yapma bu işi o zaman abi. Kusura bakma. Şimdi yıl olarak baktığımız zaman şu anda takım içerisinde ligdeki takım içerisinde, takımlar içerisinde en fazla süredir aynı görevde bulunan kişi Fatih Hoca. Ya Fatih Hoca'ya bir şey dediğimiz yok. Fatih Hoca'ya diyoruz ki, Fatih Hoca sen iyi bir kadro kurdun. Sen bu kadroya defans hata oluyorsa, seken toplara senin orta sahan müdahale etmiyorsa ben orada sistemde bir sorun var diyorum. Futbolcuyu orada kötülemiyorum. Hı hı. Kötülemiyorum. Yani o zaman hoca bunu sen de göreceksin. Sedim Fatih Hoca dedi ki 19 tane şut çektik, onlar gol olmadı. Bir şey demiyorum. Ben 19 tane şut görmedim orada hiç. Sen gördün mü? Ben de görmedim. Belki kaçırdıklarımız vardır ama görmedim. Yani neyse yani bilemiyorum yani Galatasaray neticede istenilen futbolu oynamıyor. Ben şimdi bir Marsilya maçı var. Allah senin anlısı. Korkuyorum. Evet. Hafta içi maçı. Korkuyorum Aygın. Çok korkuyorum yani. Yani Beşiktaş'ta bir sürü sakatlar var. Ajax maçında ondan da korkuyorum. Evet. Çok kritik isimler Beşiktaş'ta maalesef sakat şu anda. Yani korkuyorum Aygın. Hı-hı. Vallahi korkuyorum yani. Biz Avrupa Kupalarında başarılı olmak mecburiyetindeyiz ülke olarak. Puan açısından doğru. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Şimdi bile tartışılıyor. Milli takıma yabancı hoca geldi. Kardeşim geldi. Yabancı hocayı kim getirdi? Kim getirdi? Harika bir jenerasyon var. Harika bir şey var. Adamlar sıfırlandı, daha hala Avrupa Kupası'ndan sonra kendine gelemedi. Çağlar dahil. Ne yapacaksın yani? Şenol Hoca. Federasyonda tek çare kardeşim dedi, getiririm dedi. Yabancı hoca dedi. Biraz dedi kafamı dinlerim dedi. Bütün mesuliyeti dedi ona veririm dedi. Ya şu Beşiktaş'ta Rıdvan'ı seyrediyorsun değil mi? Evet. İki haftadır, üç haftadır ne güzel goller atıyor. Ya Avrupa'da öyle soldak yok biliyor musun? Bir isim daha vereceğim sana. Kim o? Ben bu hafta gittim Altay Göztepe maçını seyrettim İzmir'de. Hı hı. Ya bir tane Cebrail var Altay'ın. Sabe. Hı. Ya tek başına maçı aldırıyor, gidiyor, geliyor. Yani Türkiye'de o kadar çok yerli futbolcu havuzum var ki Aygün. Ama sen bu futbolcuları oynatmazsan kaybedersin. Kaybedersin. Al işte milli takımımızı kaybetti. Şimdi artık bir daha bunlara dönüş olmasın diye de, federasyon bu tartışmaları olmasın diye de yabancı hoca getirdi. Deneyeceğiz bunu. Ben de isterdim Okan Buruk gelsin oraya. Mustafa Denizli gelsin oraya. Herkes, ama federasyonda böyle bir karar aldı. Ona da ne yapayım ben? Saygı duyacağım Aygın. Doğru. Alınan karara saygı duyup destek olmak lazım. Doğru. Saygı duyacağım Aygın. Aygın, bu milli takım hepimizin. Hepimizin milli takımı. Tabii ülkemizin milli takımı. Doğru. Ben şimdi Okan, benim elimde miydi? Okan oraya gelmiş olsa Okan'a rahat mı verecekler? Yok, Fener'den onu almadın. Galatasaray'dan onu aldın. Beşiktaş'tan onu aldın. Hiç olmazsa bunun önüne geçmiş oldu. Aygın, yani bu yaşanıyor. Biz Türk milletinin, bir Türk insanın bir profili var değil mi? Doğru. Yok, yapacak bir şey yok Aygın. Doğru. Yani sıkıntı bu taraftar da cinnet geçiriyor. Ve ben taraftara hiç kızmıyorum. Burada en masum, en büyük cefayı çeken onlar Aygın. Doğru. Aygın, formasını bu sıkıntılı durumda maça gidiyorlar, forma alıyorlar, her türlü destek oluyorlar takımlarına, doğru. Aygın, o metrolarla, trenlerle, bilmem nelerle geliyorlar maça, takımlarını desteklesinler de mutfak masraflarından kesip maça veriyorlar. O zaman kardeşim, o futbolcu da orada hata yapmayacak, kusura bakma, her şeyini koyacak sahaya. Artık Türkiye buraya gidiyor yani. Anladım. Hata kabul etmiyor. Yani bu Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli, Galatasaray için de geçerli, Trabzon için de geçerli, bütün takımlar için. Al Anadolu takımları takır takır top oynuyor abi. Al Başakşehir, Fenerbahçe çok net yendi işte 2-0. Alanya Spor geldi burada, Galatasaray'ı yendi.
Oluyor değil mi? 3-0'dan 3-3'e getirdi Adana Demirspor. Değil mi? Evet, 3-0'dan 3-3 oldu. Evet, yani Aydıncığım, bu demek ki bir eksiklik var değil mi büyük takımlar? Var, var. Aydın, olay bu yani. Bu eksiği de kabul edeceksin. Hiç, ay benim rotasyonda eşit. Yanlışlık ve konsantrasyon ve rotasyon diyorum abi. Başka bir şey demiyorum. Rotasyon çok yanlış, çok erken, çok büyük rotasyonlar yapmaya başladı takımlar. Bunların bedellerini ödüyorlar. Ya Aygın, ben lig çok uzun maraton. Osman abi, lig çok uzun var. Arada Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa maçları da var. Bu kadar erken sürede bu kadar büyük rotasyonun yapılması futbolcuları da küstürdü maalesef. Ya futbolcuların oksijenini bitirdi. Aynen, aynen. Oksijenini bitirdi, beni konuşturma şimdi. Peki. Oksijenini bitirdi Aygıncığım. Doğru. Annesi iyi olur inşallah Aygıncığım. Osman abi çok teşekkürler. İyi yayınlar canım kardeşim. Çok nice. Sağ ol. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener vardı. Osman hocamız çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra bir Trabzonspor bağlantısı yapacağız. Trabzon'dan son dakika gelişmelerini alacağız. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet tabii Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da puan kaybedince ve Trabzon'da da artık iyice zirve hesapları başladı. Bugün Trabzonspor eğer kazanırsa zirveye çıkacak, onu söyleyelim, lider olacak. Liderlik hesapları yapıyor. Şu an hattımızda Futbol Arena ve Güne Bakış gazetesinden Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımıza hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Konya'dan selamlar. Konya'ya gittin. Evet. Mevlana'ya gittin mi? Öğleden sonra mı yapacaksın? Yani Mevlana. Mevlana'ya geçeceğim birazdan. Zaten ben üniversiteyi bu şehirde okudum. Öyle bu mi? Şehri seviyorum. Evet, evet. Yani Mevlana'nın tam çok yakınında da ilk yıl orada kalmıştık yurtta. Hmm. Çok iyi biliyorum oraları. Çok seviyorum yani. Konya sevdiğim bir şehir benim. Yani çok uzun yıllar orada kaldım. O yüzden Konya'ya karşı sevgim, sempatim de var yani. Ya o zaman bir etli ekmek ve bir meşhur onların bamya çorbası yani, vardır. Evet evet, güzel mekanlar var. En iyi mekanları öğrenciler bilir, biliyorsun. Askerler ve öğrenciler. Doğru. Evet, oraya da gideceğim inşallah. Evet, şimdi bugün Trabzonspor Konya deplasmanında eğer Konya'yı yenerse zirvedeki zirveye çıkacak. İki puan farklı. Evet, evet, iki puan yani, farklı. Evet, senin de söylediğin gibi aslında dört büyük takımın şöyle bir alışkanlığı var. Birisi kaybettiği zaman diğerleri de kaybediyorlar. Nitekim dün Mura Galatasaray'da ekilendi. İşte hani puan kaybettikleri haftada. İşte Trabzonspor taraftarının en büyük korkusu hani bu haftada hani galip gelememek ya da işte bu hafta puan kaybetmek, ama tabii zor da bir maç olacak. Konya Spor'da şu anda lige baktığımız zaman üst sıralarda yer alan, 6. sırada yer alan bir takım. Puanı da 11. Gerçekten iyi de bir takım. Hüviyetindeler şu anda, iyi mücadele ediyorlar. Giresun maçını izlemiştim ben. Gerçekten iyi bir maç olmuştu o maçta. Giresun da çok iyi oynamıştı. Ama Trabzonspor tabii ki bugün bilemiyorum yani o baskı olacak mı futbolcuların üzerinde, ama ondan ziyade Abdullah Avcı'nın bana göre sahaya süreceği 11 daha çok önemli. Kasımpaşa deplasmanından iki deplasman üst üste biliyorsun geçtiğimiz hafta sonu Kasımpaşa'yla karşılaştı Trabzonspor ve 1-0 galip gelerek zor bir deplasmandan 3 puan çıkardı. Yine bir deplasman ikinci kez. Bu da zor olacak. Bana göre zor bir maç olacak. Saha ve seyirci avantajını kullanacak Konyaspor, ama Trabzonspor şampiyonluğa oynayan bir takım. İyi bir kadrosu var. Bu hafta da Abdullah Avcı'nın ben Kasımpaşa maçındaki 11'i sahaya süreceğini düşünüyorum. Aynı 11 ile sahaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Trabzonspor tabii ki galip gelerek zirvenin üstüne, zirveye yerleşmek, 2 puanla fark atmak istiyor tabii ki Beşiktaş'a. Zor geçecek bir maç, ama tabii Trabzonspor favori olarak görüyorum ben. Kadroya baktığımız zaman bilmiyorum sen aynı mı düşünüyorsun? Uğurcan, Perez, Edgar, Hugo, Denşfil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakayeme, Cornelius tarzı bir 11 mi bekliyorsun? Aynı yani, ben dedim ki ben yine çünkü Kasımpaşa maçındaki 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Uğurcan, Perez,
ama Dens dili kullanacak diye düşünüyorum ben. Ben son maçta da beğendim açıkçası, çok şey bulmadım hani Dens dili. Hugo Edgar ikilisi bu sezon biraz geçtiğimiz sezona göre performansları daha biraz daha düşük olsa da özellikle Edgar'da ben bir şey görüyorum, geçen yıla göre çok daha bir düşüş görüyorum. Çünkü geçen sezon ikisi muhteşemdi, yani ikili olmuşlardı ama bireysel anlamda çok fazla hata yapmaya başladı Edgar. Yine ama orada sağ ve sol stoperlerde Hugo ve Edgar'ı kullanacak diye düşünüyorum. Orta alanda Berat, Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür geçtiğimiz hafta gerçekten iyiydi. Abdullah Avcı iyi bir tercih yaptı bana göre. Çünkü Trabzonspor Galatasaray maçında taraftarın da biraz tepkisini çeken Abdülkadir Ömür'ü aslında Kasımpaşa maçında oynatmak bir anlamda risk de içeriyordu. Abdullah Avcı için o riski göze aldı ve bana göre de kazandı oyuncusunu. İyi bir performans. O maçta ne oldu Nurgül? Yani tabii yani kameralara yansımayan görüntü anlamında soruyorum. Yani ne oldu da o çocuk ağlama noktasına geldi? Yani aslında tabii kendi şehrinden olunca biraz duygusal oluyor. Kendi taraftarından bu tepkiyi alınca. Aslında ne oldu? Şunu söyleyeyim. Edgar'ın, ben şunu hatta konuştum. Dün taraftarlar geldi Konya'da takımı karşılamaya. Onlarla sohbet ettik. Bana göre Edgar'ın Galatasaray maçında yaptığı hataları yerli bir oyuncu yapsaydı bugün Trabzonspor forması giymiyor olabilirlerdi. Hatta yani uzun süre top oynamıyor olabilirlerdi. Ama yerli oyuncular çok fazla tolerans göstermiyor Trabzonspor taraftarı. Abdülkadir Ömür'ün hatası Edgar'dan bir önceki pozisyondaydı. Ve tepkiler onun üzerinde yoğunlaştı. Ancak taraftarın, bir genç taraftarın sahaya atlamasıyla hedef haline geldi bana göre orada Abdülkadir Ömür. Sonrasında aslında oyundan çıkarken taraftarların bir kısmı alkışladı Abdülkadir Ömür'ü. Yani hani destek anlamında. Ancak protokol tribününe doğru giderken oradaki bazı taraftarlar sataşma yaptı. Yani Abdülkadir Ömür'e ki ben bunu kesinlikle tasvip etmiyorum ve sonradan öğrendiğim, yani bana söylenen, sanıyorum sinkaflı küfür edilmiş. Ne yazık ki yani o yönde ve o küfürler sanıyorum en çok Abdülkadir Ömür'ü etkiledi. Genç bir oyuncu, kendi şehrindesin ve kendi taraftarından bunları işitmek, hani sevdiğin forma altında oynarken bunları işitmek sanıyorum duygusal anlamda da epey yıktı onu. Taraftar bir anlamda ikiye bölündü o maçta. Yani ben çünkü maratonla kale arkasının, yol tarafındaki kale arkasının alkışladığını gördüm ama protokol tribünü tarafından oradan çıkış yaparken tünele doğru, oradan sanıyorum sataşmalar gerçekleşti ve orada ne yaşandıysa yaşandı. Sonrasında da kulübedeki tablo çok üzücüydü. Yani biz üzüldüm. Her ne olursa olsun sonuçta bu bir oyun. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani futbolu, Avrupa'dan gelen futbolcular zaten profesyonel olarak daha çok bakıyorlar bizden, daha profesyoneller. Biz zaten hep şu değerlendirmeyi yapıyorum. Bu yüzden hani çok fazla ilerleyemiyoruz. Bir oyun olarak bakıyorlar ve sahada mesela Trabzonsporlu futbolcular Galatasaray maçından sonra karşı rakip oyuncularla sarmaş dolaş, kucak kucağa işte sahayı terk ettiler. Ya onlar profesyonel bakıyor ama tabii taraftar daha duygusal. Tabii onun da onların haklı gerekçeleri var. Ama ne olursa olsun bana göre bu boyutlara varmamalı. Yani bir genç bir oyuncu için bu kadar da yüklemenin fazla olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı orada iyi bir tercih yaptı bana göre de. Oyuncuyu kazanmak. Tabii onun öncesinde psikologlarla da görüşmesi olduğu bilgisini aldık Abdülkadir Ömür'ün. Tabii terapi yapılacaktı sonuçta. Çok kolay bir şey değildi yaşadı. Ve zor bir deplasmandı. İyi de bir performans gösterdi Abdülkadir Ömür sahada kaldığı sürece. Hatta Kasımpaşa'da taraftarlar da alkışladılar çıkarken. Abdülkadir Ömür'ü orada. Güzel de bir tablo oldu. Sonra da zaten tabii o maçtan sonra, o tepkiden sonra taraftarlarla bir yemek organizasyonu da oldu. Evet, taraftar dernekleri ve kulüp görevlileriyle beraber, menajer ve bir kulüp görevlisinin katılımıyla Trabzon'un ileri gelen abilerinden birisinin sanıyorum organizasyonuydu bu. Bizim edindiğimiz bilgiye göre onun organizasyonuyla bir araya geldiler. Hani böyle bir terapi gibi oldu. Önemliydi aslında, dediğim gibi kırılgan bir yapıya sahip Abdülkadir Ömür ama kısa sürede toparlayacağına inanıyorum.
gerçek kimliğine kavuşacak. Sakatlıklar bir yandan, bu tür demoralize olmasına sebep olan olaylar bir yandan, aslında sezon başı bunlara çok gerek yok diye düşünüyorum. Motive etmek gerekiyor. Yani o yüzden kazanmaktan yanayım ben oyuncuyu. İyi oldu. Yani Kasımpaşa maçındaki performansı iyi olunca kendine biraz özgüveni de yerine geldi. Bugün de ben yine Abdullah Avcı'nın ilk 11'de şans vereceğini düşünüyorum. Vakime ile beraber ve forvette de Cornelius. Canini parantez açmak istiyorum. Canini kafilede yer aldı zaten takımla beraber. İkinci yarıda belki Cornelius'un yerine oyuncuya şans verebilir. Tabii, ama bugün Cornelius olacak. Tabii şimdi herkes Charlotte'dan sonra Cornelius gelince onun ayarında bir futbolcu tarzı bakılmaya başladı, ama Cornelius da tabii tam anlamıyla uyum sürecini atlatamadı. Biraz bazı sıkıntılar yaşanıyor. Tabii ki. Aslında ilk resmi maçında golle de başladı Cornelius. İyi de oldu. Güzel bir kafa golüyle, ama ben Sörlot'un da ilk zamanlarını hatırlıyorum. Hani çok fazla, hani çok hızlı bir giriş yapmamıştı Sörlot. Biraz zaman sonra, biraz dedim yani çok da uzun olmayan bir zaman geçtikten sonra Sörlot da Trabzonspor'a ayak uydurdu. Ben öyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Hani hatta Cornelius'un tabii ki baktığın zaman yetenek anlamında kıyaslamak, Sörlot'un ilerleyen dönemleriyle kıyaslıyor taraftarlar. Mesela Sörlot'un tam olarak kendini bulduğu, hani şu sen de hayalinde canlandırabilirsin, topu alıp dönüp kendi etrafında o anlarıyla bugünkü Cornelius'u karşılaştırmak bana göre çok doğru değil. Çünkü zaman içinde takıma hem uyum sağlayıp hem kendini daha da geliştirmişti Sörlot ve o duruma gelmişti. Cornelius işin başında. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Cornelius'un Trabzonspor'a fayda sağlayacağını da düşünüyorum, ama Canini de çok önemli. Canini mesela ilk geldiği dönem Afo Bey ile birlikte ikisi de hani kelimenin tam anlamıyla sıfır katkıydı. Hatta çok çok soru işaretleri vardı. Bunlar nereden geldi? Ne Canini ne Afo Bey hiçbirinden sonuç alamıyordu, ama Canini daha fazla üzerine koymaya başladı. Daha çabuk uyum sağladı. Kendini daha çabuk buldu ve Abdullah Avcı'nın da tuttuğu bir oyuncu. Hatta taliplisi çıkmasına rağmen Abdullah Avcı kesinlikle takımda tutulması gerektiğini ve kalması gerektiğini söyledi ve tam anlamıyla Abdullah Avcı tuttu takımda. İyi de yaptı bana göre. Ve bana göre bugün Abdullah Avcı'nın güvendiği oyunculardan bir tanesi. Sakatlığı geçtikten sonra Cornelius'la birlikte iyi bir ikili, zaman zaman çift forvette oynatabilir yani Abdullah Avcı diye düşünüyorum. Sevgili Nurgül, sakatlı olan futbolcular mesela Abdülkadir Parmak gibi, Dorukhan gibi, Koyita gibi, Tronsen gibi. Onların yani durumları ne? Tam bunlar olarak aslında bakarsan bunlar şey oldu yani, Trabzonspor'un nezdinde sakat oldular. Koyita ile ilgili taraftarın da eleştirisi var. Hatta bugün ilginç bir Twitter'a atladım. Hani sözleşmesine sakatlığı durumunda, işte sürekli sakatlığı durumunda tek taraflı ses edilebilir mi sözleşmesi şeklinde bir tweet gördüm ya. İlginç de geldi. Yani geldiği günden beri bir türlü Koyita ile ilgili Galatasaray maçında forma şansı buldu ikinci yarı, ama orada da saç baş oldu açıkçası. Yani biz de biraz tepki gösterdik orada. Yani inanılmaz pozisyonlarda inanılmaz fırsatları kaçırdı. 2-2'lik skor, 2-2 iken onun sakatlığı var. Dorukhan da yine aynı şekilde tam işte forma şansı buldu. İyi de bir aslında süre aldığı zaman zarfında iyi de bir performans sergiledi, ama ne yazık ki yeniden bir sakatlığını yükseltti. Sanıyorum sağ ayak arka uyluk tendonunda bir sıkıntı varmış onun. Abdülkadir Parmağı zaten bizler de çok şaşırdı. Kasımpaşa maçında girdikten dakikalar sonra bir sakatlık yaşadı. Tabii onlar kadroda yoklar. Şu anda kafilede de zaten yer almadılar. Döndükten sonra sanıyorum Alanya maçına kadar onlarla ilgili de netleşecek. Trondsen geldiği gün sakatlanmıştı antrenmanlarda. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Forma şansı buldu. Hoca onu işte sol bekte denedi. Kendi yerinde denedi. Bir şeyler vermeye çalıştı derken yeniden sakatlandı. Şimdi tekrar forma şansı buldu. Yeniden sakatlandı. O da müzmin sakatlar arasına girdi.
dediğim gibi Alanya maçı sonrasında onların da durumu netleşecek diye düşünüyorum. Şu anda kafilede yoklar zaten. Evet, hattımızda Güne Bakış ve futbolcularından Nurgül günaydın vardı. Nurgül çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Evet, Trabzon'dan da Trabzonspor'la ilgili de son dakika gelişmelerini aldık. İsterseniz son bir kadroları hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un bu akşamki muhtemel 11'ini vereyim. Daha sonra da yayın yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine baktığımız zaman kalede Altay'ı görüyoruz. Serdar, Kim, Zalai, Osayi, Mert, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi ve Valencia 11 ile çıkması bekleniyor. Trabzonspor'un 11'ine de baktığımız zaman demin Nurgül'ün de söylemiş olduğu üzere Uğurcan, Perez, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakayemi ve Cornelius 11 ile çıkması bekleniyor. Evet, bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.